İyi akşamlar sevgili seyirciler, hoş geldiniz. Beyaz TV ekranlarındayız sizlerle beraber, sizin kanalınızda. Derin Futbol'a hoş geldiniz. Bu akşam yine futbolun arka bahçesiyle beraber ön bahçesini de konuşacağız ağırlıklı olarak. Çünkü hafta içerisinde temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını oynayacaklar. Çok önemli maçlar oynayacaklar. Az önce teaserımızda da izlediniz. Jürgen Klopp, Borussia Dortmund'un teknik direktörü. Bundesliga'da şu sıralar zor günler geçiriyorlar ama söylediği sözler gerçekten çok önemli. Az sonra açıklamalarını ekranlarınıza getireceğiz. Galatasaray mı, Borussia Dortmund mu? Detaylı bir çalışma yaptı arkadaşlarımız. Gün boyu, hatta dünden bu yana sevgili seyirciler, Beyaz TV'de spor servisinin kepenkleri inmiyor. Sürekli olarak çalışmalar devam ediyor ve bu hafta oynanacak Avrupa maçları bu akşam masaya yatırılacak. Derin Futbol Gecesi hashtagimiz sevgili seyirciler. Bu hashtag'e sorularınızı, yorumlarınızı gönderebilirsiniz canlı yayınımızda. Biz de sizlere birazdan bununla ilgili olarak cevaplarımızı, buradan cevaplarımızı, stüdyodan cevaplarımızı ileteceğiz, aktaracağız. Evet Gençler Birliği, Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyespor karşılaşması 0-0 berabere bitti. Çaykur Rizespor Balıkesir Spor karşısında kendi sahasında öldü dirildi. Maç 2-2 berabere bitti sevgili seyirciler. Bunun da altını çizerek belirtelim. Böylelikle Spor Toto Süper Lig'de 6. haftayı da geride bırakmış olduk. Evet, ağırlıklı olarak Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u konuşacağız bugün de. Fenerbahçe Avrupa maçı oynamayacak ama Fenerbahçe ile ilgili Samandıra'dan gelen sıcak haberler var sevgili seyirciler. Hemen bunun da altını çizerek belirtelim. Obradovic Beşiktaş Partizan deplasmanına gidecek. Obradovic Sezgin Gelmez'e Beşiktaş'la ilgili olarak, bu zorlu deplasmanla ilgili olarak sadece Beyaz TV'ye çok özel açıklamalarda bulundu. Sırp teknik direktör bu yolculukla ilgili olarak konuştu. Bunun da altını çizelim. Birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Borussia Dortmund'un otobüsü mahsur kaldı. Edirne'de, Kapıkule'de, sınırda mahsur kaldı. Neden? Niçin? Peki sonra ne oldu? Bunun detayları da sadece Derin Futbol'da. Sinan Engin'e dönmek istiyorum hocam. Hoş geldiniz. Her zamanki gibi çok şıksınız. Rasim Ozan Kütahyalı hoş geldin. Yeni telefonun hayırlı olsun. Abdülkerim Durmaz hoş geldiniz. Ahmet hocam hoş geldiniz. Haftaya böyle hızlı bir giriş yaptık. Otobüsle mi geldiler? Efendim? Otobüsle mi geliyor birazdan? Bir ara konstruktör oldu takım vardı Moldova'da. Otobüsle geliyorlar. Doğru. Şeyde, Kapıkule'de şey yapmışlar. Ne o? Kaçakçılık mı yapmışlar? Dortmund'da kaçak mı? Otobüsle gelmiyorlardır. Hayır, yok yani. Otobüsü önceden yolluyorlardır. Ama... Otobüsle gelmiyorlardır. Ertan, bugün çok hızlı giriş yaptın. Evet. Hayda. Niye böyle bir şey oldu? Böyle bir hiperaktiflik var üstümde, anlamadım. Ben de anlamadım. Yalnız içeride Abdülkerim iki tane espri yaptı. Bak. Sana ben şey de oldu. Yılın... O espriden sonra bende. Sana bir şey söyleyeyim. Lazım o zaman. Ya yılan esprisi. Bak hele, bak hele. Bak. Ahmet Hoca duymadı değil mi? Yok, hoca bilmiyor. Herhalde yani, değil mi? Ama yok, ben bunu anlatırım ileride. İleride anlatırım. Yayında değil de yani başka türlü. İkinci anla sonra anlatırım. İsimle anlatırım. Tamam. Ama ben sana bir şey söylemiyorum. Ahmet Hoca duymadı değil mi? İkincisini anlatayım. Ben güzel ama çok güzel. Ya Rasim. Ya Rasim bir iki soru sordu. Bir iki cevap verdi Abdülkerim. İzin vermem. Ya tamam. Aramızda bu. Anlatmıyorum. Ben son haftalarda, son aylarda böyle bir gol görmedim. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Zeka ya, zeka. Bir şey söyleyeyim mi? Abdülkerim Durmaz savunmada oynadığı halde ileri çıkıp Asim, gol atabilen oyuncu işte. Asim, bir şey söyleyeyim sana. Yılın esprisi. Hocam bak sen yoktun. Hoca içeride telefonla bir şeyler yapıyordu. Tamam, bir saat bir programda müsaitim. Yok, bunu nereden anlatayım ben biliyor musun? Lokanta da anlatmış. Bizim Sabah Magazin programına bir gün konuk olacağım ben. Söylemezsem olmaz. Söylemezsem olmaz da anlatacağım. Yılın esprisi. Şu anda mı açıklandı? Ne oldu? Özür dilerim. Kim açıklandı? Otobüs mü? Verelim. Galatasaray'ın biliyorsunuz Sinan Engin çok özel görüntüler çekmişti sağ olsun. Bize oradan muhabirlik bile yaptı. Böylesine amatör ruhlu birisiyle de beraberiz, bir spor adamı aynı zamanda. Londra'da Emirates Stadı'nda hatırlayacaksınız. Galatasaray tribünlerinden atılan meşaleler vardı. UEFA bunun cezasını kesti. Sevgili seyirciler, Rasim yayına dönelim. Sevgili seyirciler, genişteyiz çünkü. Evet. Ve sevgili seyirciler, bu görüntülerden dolayı UEFA 50 bin euro şey para cezası kesti sevgili şey seyirciler. Ve Arsenal maçındaki bu zarardan dolayı da Arsenal kulübüne şöyle bir yazı yazıldı. Zararınız neyse bize faturayı kesin, biz Galatasaray kulübüne gönderelim. Doğru değil mi Onur? Böyle anlatmıştın. 70 bin. Doğru. 50 bin euro artı stat içerisindeki bütün zarar Galatasaray kulübüne ait.
Ne kadardır? 20'de olur, 70. 20'de o 70. Aday alırsın, 80 yapalım yani. Ama yazık değil mi? Yazık ya. Yazık tabii ya. Yani 50 ile yırttıysa iyi. Yani hakikaten iyi. Ben daha korkum, benim korkum hayır. Seyirsiz meyirsiz yaparlar mı falan filan. Allah'tan böyle oldu. Dedim ki ben o gün de söyledim yani. Hiç beğenmedim. Oradaki davranışları da, stat'taki de davranışlarını, stat'ta orada baktım. Yani birkaç kişi orada tenzih ediyorum. Buradan söyledim Veysel İlev'e de. Bazı Galatasaraylı arkadaşlarım da gördüm, söyledim. Evet biz de dedi, bu konuda şeyiz. Müzdaribiz ve Veysel İlev'e söyledim. Avrupa'daki bazı ultraslan şeylerini, derneklerini denetle dedim. Yani denetle. Yani. Denetle. Yırtmışlar. 50 bin euro diye. Denetle hocam. Fazla detayına girmiyorum. Denetle dedim ben başka. Çünkü yakışmadı. Evet. Galatasaray'a yakışmayacak bazı işler oldu orada. Rasim Ozan Kütahyalı. Bir dakika. Bunun üzerine konuşulması gereken bir şey daha var. Hayır, buyla ilgili. Hı hı. Stat sorumluluğu Galatasaray'da değil ki. Peki Manisa'da, Manisa'da stat sorumluluğu Galatasaray'da. Ama Arsenal'de de sorumluluğu var. Hocaya katılıyorum. Biliyorsunuz seyircisi oynatıyor. Tamam, hayır Galatasaray dedi ya. Stat sorumluluğu şey, Türkiye Futbol Federasyonu, biz ne yapacağız? Burada da şey, organizasyon kime ait? UEFA'ya. UEFA'ya. UEFA doğru. Ev sahibi kim? Arsenal ama yine veriliyor. Ceza aldı mı Galatasaray? Artı bir dakika, bu meşaleler nasıl giriyor? Meşalelerin girmesi Arsenal'in sorumluluğunda. Bu meşalelerin stada sokulmaması lazım. Bu Arsenal'in sorumluluğu. Hocam mikrofonunuzu biraz yukarı çıkarır mısınız? Tabii çıkartırım. Ama ceza alıyor işte kulüp. Tabii yani o ceza ayrı. Taraftarları verdi. Bugün adam uçağa sokuyor bombayı. Stada meşaleyi falan sokar. Sokar yani, sokar, bunu engelleyemezsin. Bir atmayacaksın. Atmayacaksın, evet. Doğru. Rasim? Vallahi tabii yani bu ceza, evet, seyircisiz falan gibi saçmalıklarla başımıza gelmediyse dua etmek lazım. Kesinlikle yani, ben de ondan korkuyordum. Aynen yani, evet. Bu genç bir sıkıntı yok. Bu kalkıp bir şey denecek bir şey yok. İnşallah Borussia Dortmund maçında Galatasaray rezil olmaz. Endişem var açıkçası. Niye rezil olsun ya, Allah korusun. Maalesef artık yani burada şimdi goy goy yapacak halde değilim. Yani inşallah bir sıkıntı olmaz. İnşallah atlatır. Yani kötü bir sezon yaşıyoruz. Ben Fenerbahçe falan da beğenmiyorum. Böyle konuşurken duyuyorum. Ya gerçekçi olmak zorunda. Fenerbahçe'yi yenmiş bir Galatasaray. Böylesine ama önemli, moralli var. Bir Galatasaray. Bak, o için nasıl oldu? Uzan. Bir Snyder adlı yıldız. İki Alves isimli. Nokta nokta nokta. Doldurmayayım orayı. Yani Alves'in yaptığı olmasa o maç berabere biterdi. Gerçekçi olmak lazım. Yani biz Galatasaraylılar olarak da bizim böyle boşuna bir havaya girmemiz doğru olmaz. Ama yine de Türkiye Ligi sonuçta vasat bir lig. İdare eder, ne olur ne biter. Galatasaray yine şampiyon olabilir. Ama gerçi bu sene Beşiktaş'ın şampiyon yapılma kararı alındığı için ondan da pek umudum yok. Şimdi buna cevap vermiyorum ben de. Şimdi yoruldum zaten dünden beri. Yoruldum, bak ben sana şey söyleyeyim. Sen itiraf ettin zaten. Dün saat 2 çeyrek geçe buradan çıktım gittim. Sinan abi çok özür dilerim. Emre Zabunoğlu yine bir bilgi geldi. Bilgiler UEFA'dan sürekli tercüme ediliyor şu anda. Arsenal'a gerekli önlemler alınmadığı için soruşturma açılmıştı. Bir şey oldu. Açılmıştı. Gerekli önlemler alınmadığı için. Ercan Bey, bir şey söyleyeyim sana. Dün akşam 2 çeyrek geçe falan buradan çıktım gittim eve falan. 4.30'a kadar falan uyuyamadım abi. Yani sinirden adrenal yükselmiş falan filan. Yani maç oynamış falan gibi yoruluyorum. Onun için şu an cevap verecek... Statta mı daha çok zorlanıyordun? Ya yok ya, burada ya. Şu cevap verecek falan gücüm şeyin falan filan yok bu akşam. Şimdi normal güzel konuşalım. Bak şimdi nasıl biz Galatasaray'ın bu koreografilerini övgüler yağdırıyoruz. İşte Fenerbahçe maçında yaptılar. Dortmund maçında yapacaklar, bekliyoruz. Hep buradan ne diyoruz? Tebrik ederiz. Şahane, harika. Bütün dünya bunu izliyor. Ama bu değil. Zalim. Bunu görmek istemiyoruz arkadaş. Biz burada başka şovlar görmek istiyoruz. Bunlar güzel şeyler değil. Bunlar güzel şey. Bunları yapmasınlar. Yurt dışlarına yazık. Bak Galatasaray'ın 50 bin lirasına ucuz yırtmış, biliyor musun? Aynen. Bak, inan diyorum 50 ile kurtarmış. Ucuz yırtmış. İnşallah daha fazla değildir. Ama ne olursa olsun, ne olursa olsun bunlara kesinlikle oraların sorumluları kimse, bu tribünlerin sorumluları o kimse, yani Veysel şimdi arkadaşımız her şeyi koşturacak hali yok yani, her taraftan bir dünyanın her yerinden taraftalar ama kimse bunlara izin vermesinler, müsaade etmesinler kardeşim. Futbol oynasınlar. Evet. Futbol oynasın, taraf şeyini, oynayan futbolcusunu desteklesinler ama böyle meşalelerle falan filan değil. Aman Türk Telekom Arena'da dikkat edelim. Bu arada bir kez daha belirtelim. Galatasaray'a 50 bin euro para cezası. Emirates'te oynanan işte bu görüntülerden dolayı sahaya atılan
yabancı maddeler, patlayıcı maddeler her maddeden dolayı diyelim. Galatasaray 50 bin euro para cezasına çarptırıldı. Artı Arsenal kulübünün her türlü zararını da bu statta o akşam gerçekleşen bütün zararı da Galatasaray kulübü ödeyecek sevgili seyirciler. Ahmet Hocam tekrar eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bir şey yok. Şimdi Galatasaray Dortmund'da oynayacak. Zaten Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki bu sene son senesi. İddia ediyorum Galatasaray önümüzdeki 4 yıl veya 5 yıl boyunca Şampiyonlar Ligi'nde yarışamayacak. UEFA Avrupa Ligi olabilir de olmayabilir ama Galatasaray. Kaç sene hocam? 4 veya 5 sene minimum. Minimum. Katılmam. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray yarışamayacak. Neden hocam? Çok çeşitli nedenler var. İlerleyen dakikalarda konuşuruz siz buyurun. Tamam. Hocam hani burası bir... Biliyorsunuz biz hiçbir zaman bu konuda kurgu yapmıyoruz. Ne kurgusu? Panellere, konferanslara, seminerlere de gittiğimde sürekli olarak soruluyor. Bu tip konular, bu tip konuşmalar kurgu mu bu programdaki bazı şeyler, biz ve diğer bazı programlarda, ama bir telefon konuşması mı yaptınız? UEFA'yla mı görüştünüz? Şu var, çok 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 büyük ihtimal, %100 değil ama %100'e yakın bir ihtimal Galatasaray mali kriterlerden ceza alacak, bu bir. İkincisi, hangi başkan seçilirse seçilsin, Galatasaray mali yapısı iflas olduğu için bu dakikadan sonra elindeki asetleri de kaybedecek. Oyuncu bazında yeni transferler yapamayacak, ödemeleri yapamayacak. Ve Galatasaray önümüzdeki 5 yıl Şampiyonlar Ligi'nde bir daha göremeyeceğiz. Fenerbahçe olabilir, Beşiktaş olabilir. Eğer Türkiye sınıf düşerse şampiyonumuz da ön eleme oynamak zorunda kalabilir. O başka bir şey. Ama ben Galatasaray'ın bir daha 4-5 sene, o şanlı Galatasaray'ın tarihi, bana göre Avrupa'daki en başarılı Türk takımı, yanlış politikalar, ahlaksız egolar, genel anlamda konuşuyorum, kendine çalışan insanlar, vatandaşı Galatasaray'ı kandıran idareciler, basının goygoyu, bazı satın alınmış basın mensupları dolayısıyla Galatasaray'ın önünü kestiler. Tam 5 yıl, 4-5 yıl Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde yok. Galatasaray şampiyon. 4-5 sene bak, Şampiyonlar Ligi'nde. Bu kaşede koyun. Bugün ayın kaçı? 20 Ekim 2014, doğru mu? Evet. 20 Ekim 2014. Evet. 2019'dan önce Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacak. Avrupa Ligi'nde oynayabilir. Bakın, yok, iyi. Doğru değil. Ben cevap vereyim hoca bitirdiyse. Tabii buyurun. Şimdi tabii Galatasaray'ın bir krizde olduğu, problemli olduğu ortada. Galatasaray'ın iflas ettiği falan filan yok. Onu söyleyeyim. Ekonomik olarak toparlar. Yani toparlamaması diye bir şey söz konusu değil ama son 10 ay kötü yönetildi. Son 10 ay, özellikle son, yani bir şekilde Ünal Aysal bir yerde bıraktı. Yani bir yerde Ünal Aysal down oldu, çekildi ve o delikten bütün havuzun suyu akmaya başladı. Öyle bir durum söz konusu oldu Galatasaray'da. Tabii 4-5 sene değil. Bu sene de ben yine Türkiye'ye kategori düşmez. Ben dikkatle baktım. O sınırdaki yerini koruyacaktır. Bu seneki şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi'ne gider. İkinci devam eder. Ben de Galatasaray önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimalini zayıf buluyorum. Artı biraz böyle kategori düşerek Avrupa Ligi'nde mücadele etmesini yararlı buluyorum. Hatta bir yabancı sınırı kalkarsa o yeniden bir Galatasaray'ı hareketlendirebilir. Ama sanki bu sene Fenerbahçe için yabancı sınır kalkıyormuş gibi bir imaj da söz konusu. Fenerbahçe yeniden Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi'ne bu sene gidecek. Kesin ikisinden biri de. Evet. Öyle de gözüküyor. Ama şu konuda Ahmet Çakar haklı. Bu parasal meselelerin tek bir çaresi var. Bu kulüpler şirketleşecek. Tamam. Amerika'da, İngiltere'de kimse Chelsea'de kim götürüyor demiyor. Kulübün sahibi var. Götürüyorsa Abramovich'in parasını götürüyor. Tamam, ama zaten şu an Galatasaray'da... Zaten neye geçiyorsun şu an? Galatasaray'dan başka bir yere mi? Galatasaray'da bir şey yok. Ahmet Çakar tabii... Ben sana şunu söyleyeyim Ertem. Ya Galatasaray maçına giden arkadaşlarımız falan var bu hafta. Yani... ızdırap falan çekmişler ya. Yani hakikaten bu Suriye'den falan böyle hani kaçıyorlar yani sınırda falan. Hı hı. Hakikaten öyle falan gidilmiş ya. Ya felaket bir kalabalık, gazlar, mazlar falan ya, yani inanılmaz. Ya inanılmaz bir şey. Ola bir şey. Ya metro yok sıkıntı, diye. Sıkıntı yani yok. Böyle bir şey olabilir doğru, mi ya? Yok, çoluk, çocuk, eski hocam yani. Ezilmiş, duman olmuşlar ya. Nerede? Telekom'a giderken ya insanlar ya. Yazık ya, böyle bir şey yok ya. Ya inanamazsın. Yani gaz da atılmış falan filan yani gaz da atılmış falan ya. Allah Allah. Fazla tam detayına girmek istemiyorum ama bu rezalete bir son verilsin. Ya Galatasaray çarşamba günü şimdi oraya 40-50 bin tane insan gelecek.
40-50 bin kişi. Ne olacak? Nasıl gidecek? Ben söylüyorum Galatasaray taraftarlara. Erken gidin. Yani aynı anda stada gitmeyin. Duman olursunuz. Maça gidenler var. Ya resmen, bak resmen diyor ki gazı, dayağı, ölce, yani çoluğumuz çocuğumuz ezildik diyor ya. Allah. İnanılır gibi değil yani. İnanılır gibi değil yani. Bunu onun için Galatasaray taraftarı nasıl ayarlayacaklar, nasıl edecekler? Stada gidişi gelişi, insanları aynı anda stada gitmesinler. Yani maç 9.45'te ise bölüm bölüm 6'da gidilsin, 7'de gidilsin. Yani ayarlansın onu emniyet veya kim ayarlayacaksa yol vermesinler, gitmesinler. Evet. Bir acayip kalabalık, sıkışılmış, çocuklar ezilme tehlikeleri geçirilmiş. Evet. Ve bunun yanı sıra açın demişler, açılmamışlar, gaz atılmış falan filan. Ya, ya neyse fazla detayına girme, anlayan anlamıştır. Ama bunu artık Galatasaray taraftarı veya o stat'tan sorumlular kimse bu işi halletsinler. Yazık insanlara. Yani Galatasaraylısı, Fenerlisi meselesidir. Oraya insanlar gidiyor. Bu insanların oraya gidişini bir rahat bir çözüme ulaştırmalı. Borussia Dortmund'un resmi internet sitesinden bir açıklama yapıldı. Bir alkol uyarısı, onu vereceğiz birazdan. Hakemlerle ilgili olarak, özellikle hakemlerle ilgili olarak Galatasaray'ın maçını yönetecek Lahoz'la ilgili, Mateo Lahoz'la ilgili, İspanyol hakemle ilgili Ahmet Çakar'ın ve yine Paolo Silvio Mazzoleni ile ilgili, Partizan Beşiktaş maçının hakemiyle ilgili ve 11'lerle ilgili tabii ki haberlerimiz var. Tabii Borussia Dortmund'un gümrük kapısında kalan otobüsüyle ilgili, resmi takımın otobüsünün ile ilgili, otobüsle ilgili birazdan bilgiler vereceğiz ama Ahmet Hocam biraz önce bir iddia attınız ortaya. Evet. Şu anda sosyal medya, Beyaz TV Spor Servisi'nin resmi Twitter hesabı, benim resmi Twitter hesabım ve içeriye gelen telefonlar var. Evet. Ahmet Çakar nereden biliyor? Söyleyeyim. Ben her şeyi söylemem. Yani benim minik kuşum vardır, büyük kuşum vardır. Yanlış anlaşılmasın. Tekrar söylüyorum. Önümüzdeki 4-5 yıl en az... Hocam çok ciddi bir iddia bu. Ben şimdiye kadar boş iddia attım mı? Tahminlerim tutmayabilir bak. Bu tahmin mi yoksa bilgi kokan bir tahmin mi? Olur mu tahmin? Maç skoru tahmin mi ediyorum? Maç skoru tahmindir. Onda yanıldığımız çok olmuştur. Evet. Bu başka bir şey bu. Ve emarelerle Türkiye, bakın açık konuşuyor. Bunu hocam geçen sene... Galatasaray şu anda camia 20 milyon Galatasaraylı tezgaha görsünler. Galatasaray için deniz bitti. Galatasaray önümüzdeki 4-5 yıl, bak Avrupa'ya demiyorum. Avrupa Ligi gidebilir. Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak, gidemeyecek. Bu bir. UEFA Avrupa Ligi ile Şampiyonlar Ligi arasındaki fark çok ciddi fark var. Yok, yok, geliyorum şey, ikincisini söylüyorum. İkincisini söylüyorum. Başarılı daha ağırını söylüyorum. Başarılı Galatasaray 2019'a kadar Türkiye Ligi'nde şampiyon olamayacak. Oh. Ünal Aysal bunu çok anlaşılması için söylüyorum. Amaç Ünal Aysal'ı rencide etmek veya Ünal Aysal'ı kızanları, sevenleri kızdırmak için söylemiyorum. Ünal Aysal kaçtı. Kaçtı. Mesela bu ne demektir biliyor musunuz? Tabii. Sinan ve ben, Apo Rasim. Akşam bir lokantaya gittik. Tamam. Bir masada arızalı tipler var. Öbür masada da arızalı tipler var. Ha birazdan burada silahlar patlayacak deriz. Biz Sinan falan deriz ki ya Sinan biz gidelim buradan lokantadan. Kim vur diye gideriz. Yarın bir gün bizim de adımız çıkar sanki tarafmışız gibi. Basalım gideriz deriz Apo. Bizi satacaksın. Bizi satacak yani. Bizi bırakacak mı masada? Ha, hep beraber kalkar gideriz. Ya, o masada arızalı var. Anladım. Çözdün. Tuvalete kalkarken silahları tamam, gördün. Tamam. Husumeti biliyorsun. Tamam. Onun hangi aşiretten, bunun hangi gruptan olduğunu biliyorsun. Diyelim ki mafya. Ha bir bu kafayı yapıyoruz. Aldım. Açık konuşayım. Ünal Aysal Galatasaray'ın başına gelecekleri bildiği için tıpkı çok uzun yıllar önce Serdar Bilgin'in 3-5 kişinin küfür etmesinden dolayı Beşiktaş başkanlığını bıraktığı gibi. Çok aynı mı? Aynı değil. Çok benziyor. O Serdar Bilgin'in bırakmasının sebebi kendisiyle alakalıydı. Yani Beşiktaş batık değil. Hayır. Serdar özellikle istifa etmek ama niye ediyorsun derlerse bir kılıp bulması. 3-5 tane adam bana küfür etti dedi bıraktı gitti. Bir Serdar Başkan bize şey verse. Serdar Bilgin'i de insan olarak çok severim yanlış anlama. O günden sonra da futbol aleminden çekildi adam. Karar verdi. Dedi ki ya benim özel hayatım, kendi hayatım. Ya da topluma mal olmuş Beşiktaş bak, ben sana katıldım. Serdar Bilgin de başka şey değil. Evet, onu Serdar Bilgin değil. Hoca haklı bak. Hoca neden haklı? Serdar Bilgin değil. Hayır, hocanın haklı olduğu konuşuyorum. Galatasaray'a ilgili. Hocayı tebrik ettim ben. Dün akşam da söyledim. Haklı. Hoca bu tabloyu, bak hoca bu tabloyu geçen sene bizim Ünal Aysal'la görüşmeye seninle gittiğimiz zaman bile Rasim. O zamandan beri hoca Galatasaray'ın işte borsa ile ilgili söylemlerinde Galatasaray'ın durumunun çok kötü olduğu ve Galatasaray transferleri yaparken bile hoca dedi ki bu transferleri şimdi yapıyorlar. Seneye bu transferleri yapamayacaklar. Transfer yasağı gelebilir dedi. Bak 6 ay bir sene evvelden. Sonra geçen 3 cumartesi evvel ben dedim ki Ünal Aysal
içeriden aldığım çok net bir bilgidir. Yani işin başındakilerden birisinden alınan net bilgidir. Galatasaray'ı Mayıs'a kadar atmış. Mayıs'tan sonra da acilen 40-50 UEFA dahil ödemesi gereken para var. Yani doğru. 100 milyon dolar Galatasaray'a abi, canlı bir para yıl, lazım. Bir yıl Sinan, bir yıl evet. Sinan daha büyük tehlike. Yunan Ayşe dedi ki bu fatura bana çıkacak. Ben sokağa çıkacak durumda kalamayacağım. Yunan Ayşe'nin avantajı var. Yaşayacak başka bir ülkesi var. Belçika. Zaten 20 yıldır orada yaşıyor. Fakat Ünal Aysal devri sabık bırakmamak için. Devri sabık deyimi ne biliyorsunuz? Onun başında bulunduğu dönemin çetrefilli bir şekilde araştırılmaması, üzerine gidilmemesi, şu yapılmaması için Duygun Yarsuvat Beyefendi gibi çok yaşı başını almış bir hukukçuyu getirdi. Muhtemelen emanetçi çok iyi arkadaşlar. Emanetçi değil. Emanetçi ne demek? Ona verirsin sonra tekrarlasın onu demiyorum. Bu geçiş sonunu devri sabık bırakmamak için duygular Alp Yalman da desteklemiyor. Alp Yalman gelirse sıkıntı olabilir. Alp Yalman ve Adnan Polat olmalıdır da. Çünkü Adnan Polat'ı insan olarak çok severim. Sanırım da Adnan Polat'ı rezil ettiler. Ünal Aysal taraftarları. Sana bir şey söyleyeyim Galatasaray hocam. Mali Kurulu'nda. Şimdi bir şey söyleyeyim sana hocam. Şimdi herkesin parası kendine, Allah daha çok versin diyelim. Ünal Aysal konumunda bir adam. Şimdi biz bilmiyoruz. Soruyoruz mesela. Onunla aynı yakın iş yapan insanlara soruyoruz mesela. Ne işi var? Enerjici diyoruz. Değil mi? Kaç para kazanıyor diyorsun mesela. Soruyoruz. Investment mesela var. Birisi diyor ki ya enerji aynı işi yapan işte yılda 1 milyar dolar veya 700 milyon dolar neyse para kazanıyor. Şimdi Ünal Aysal konumunda bir insan mesela Galatasaraylı ya ben kendim aynı konum ben belki farklı düşünüyorum. Belki biz yani farklı bir insanız. Yani gönlümüz şeyimiz farklı bir insan bilemiyorum. Öyle. Mesela ben öyle param olsa Ünal Aysal yaşında olsam 100 milyon, 200 milyon Beşiktaş'a mesela aynı durumda Beşiktaş başkanıyım değil mi? Hibe ettim. Aldım. Çünkü 200 milyon dolar. Yani ya, şimdi benim için doğru. Şu para ne kadar önemli değilse hayatımda yani hayatımı değiştirmeyecekse ki mesela millet kumar oynar değil mi? Mesela kumarhanelere giderler, gazinolara. Oynamıyorum ben mesela, oynamam. Gazinolara gitme, oynamam kumar. Ya diyorum ki 10 bin dolar kazandım diyorum ben be. Şimdi 20 bin dolar kazandım. Benim hayatımda ne değişiyor? Ne değişecek diyorum 20 bin dolar kazandım. Ama 20 bin doları kaybedersem sinirlenirim. Çok sinirlenirim. Onun için oynamıyorum mesela. Şimdi Ünal Aysal'ın hayatından, şeyinden, parasından 200 milyon dolar çok, ama Galatasaray'a çok verse ya ne de ya bak cepten ne gitmiyor bir dakika. Cepten ne gitmiyor? Kazanılan gelen bir para var. Şimdi dünyada en güzel kazanç nedir mesela? Devamlı gelir gelen bir de kira gelir mesela. 50 tane evim vardır öyle düşün. Veya Ünal Aysal'ın mesela diyelim ki 1000 tane evi var öyle düşün. 1000 tane evinden kira geliyor öyle bir para kazanıyor. Seneye yine gelecek çünkü. Evler senin. Öyle bir işin var. Şimdi Ünal Aysal mesela niye 200 milyon dolar vermiyor? Hiç para vermemiş mesela. Ver 200 milyon dolara Ertem. Evet. 200 milyon dolar ver. Ver kardeşim namın yürüsün ya. 70 bak, yaşına gelsin sevgili Ünal Aysal. Namın ben yaparım bak. Sen ben bu yaşımda yaparım. 100 milyon verdim. Kim? İbrahimovic mi? Zlatan İbrahimovic. Aldım. Kaç para? Hediyem olsun. Yine şey çünkü seneye yine para geliyor ya. Yine. Ya ne yapacağım ben? Yine tepe koyarlar. Ya 70'ten sonra ben para. Hediye ettim kardeş kimse koyar. 70'ten sonra ben parayı sonra ne yapacağım? Sonra bir sene sonra yine istifa edecekler ama. Ya desinler abi. Niye? Desinler bir yemezler. 200'ü verdim mi demezler. Ver demeye şunu söyleyeyim. O parayı ver demezler. Sinan. Bunun emareleri. Hoca da bitirsin ben sonra toplayacağım. Devri sabık olmaması için yerleştirildi. Lütfü Arıboğan ve Ebru Köksal biri yeni yönetimde olmayacağım diyor. Biri UEFA'dan aldığı bilgi doğrultusunda haklı olarak Lütfü Bey için koçuk. Lütfü Bey Türkiye'de Şener Zercik'ten sonra UEFA'nın derin UEFA ile en derin bağlantılı olan kişidir. Lütfü Arıboğan da tehlikeyi gördü. O da istifa edip gidecek. Duygun Yarsuvat kazanırsa devri sabık olmayacak. Çünkü yarın bir gün bu işlerin SPK anlamında yargılanma ihtimali de var. Başka türlü şeyler de var. Ve koskoca Uluçınar Galatasaray'ı bakın göreceksiniz ne hale düşürdüklerini. Ben bunları bir sene iki sene önce söyleyince şurada Sedat Doğan oturdu. Sen nereden biliyorsun ne biliyorsun? Sedat Doğan önce terk etti Ünal Aysal'ı. Yalan mı söylüyorum? Yok, biraz daha Ünal Aysal Sedat'ı dışladı. Ya bilmem ben neyin dışlanmış değil. Öyle, Sedat burada Sedat oturuyor. Bırakmadı. Senin oturdu yani doğru Sedat Doğan. Doğru ben doğru. Burada doğru, doğru, doğru yani. Bana böyle yapıyordu. Sen nereden biliyorsun? Sen ne anlarsın borsadan? Sen Galatasaray'ın parasal dinamiklerini bilir misin? Şusun busun bize ders veriyordu. Ünal Aysal'ı önce Sedat Doğan terk etti. Koy kenara. Alınan bir sürü isimlerini unuttuğum, nerede olduğunu bilmediğim insanların sırtından
Ünal Aysal'ı kesinlikle tenzih ederim. Çakallar, bazı çakallar. Galatasaray'ın dinamikleri bilir onun kim olduklarını. Hmm. O alkolik çakalları. Ağızlarında prol, alkol, yürüyecek halleri yoktur. Yaşları da 60'tır ve üstündedir. Dünyayı indirdiler. Bak dünyayı götürdüler. Şimdi soruyorum en fanatik Galatasaraylıya. Bana son bir sene içinde Galatasaray'a gelen yabancıları say. Say sen say. Pontibero, Burdi. Kim? Rezalet. Soru bir. Biliniyor mu? Şu anda bu ev, bu gezegenin neresinde? Hangi kıtasında? Hepsi rezillik. Ölmüş de olabilir. Onda %100 haklısın. Devam edeyim mi? Burdi Zor. Başka? Pontibero. Nerede? Gaziantep. Peki. Say devam et. Daha çok. Say var birkaç tane daha var ortada. Koray Günter var. Almanya'dan geldi. Borussia Dortmund. Şimdi buradan nereye getireceğim? Umut Gündoğan var. Ünal Aysal'ı tenzih ederim. Asla bu konuda Ünal Aysal'a suçlamam yok. Ünal Aysal'ın yanındaki alkolik çakallar. Onun kim olduğunu Galatasaray çok iyi biliyor. Adnan Polat çok iyi biliyor. Zaten Adnan Polat yarın bir gün Alp Yalman. Çünkü gönüldaşıdır onlar. Bunların hesabını sormazsa Galatasaray onlardan hesap sorar. Adnan Polat Galatasaray'da başarısı bir dönem geçirdi ama Adnan Polat'ın kalbindeki Galatasaray sevgisi Ünal Aysal'ın şeyinde yoktur. Durgun Yarsma, Ünal hepsini toplu... Ne oldu? Hayırdır? Allah. Yok, şimdi başka bir şey getireceğim. Galatasaray'ı bu hale getiren bu zihniyetle 1,5 yıl mücadele ettim. 2 yıl mücadele ettim. Zaman zaman burada Rasim'in, o da sonra doğruyu gördü. Zaman zaman Galatasaraylı idarecilerinin beni hakir gören, küçümseyen tavır ve davranışlarıyla karşı karşıya kaldım. O Ünal Aysal ve grubundaki o gözlüklü neydi, Elton John'a benzeyen kişi dedi. Şükür Ergün, o Ebru Köksal'lar, bir sürü tanımadığım adamlar. Her defa beni mahkemeye verdiler. Çağlayan'ı aşınladım merdivenleri, savcıya. Hasan Bey, seni bileyledi. Tabii Hasan Bey diyorum. Neyse de adam görevini yapıyor. Varsa bir şey açıyor davayı, yoksa görevini yapıyor. Beni Bülent Ulum dava açtı, o da açtı. Tabii açtı. Beni şey, hukuk mücadelesiyle yıldırmaya kalktılar. Ama ben çok net konuşuyorum. Kral çıplaktan öte, Ünal çıplaktan öte bir şey söyleyeceğim. Hı. Ünal çıplaktan öte, yani batan gemiyi terk etmesi ve yerine Duygun Yarsuvat'ı getirmesi. Durgun Yarsuvat gelirse o dosyayı da açacağız. Fatih Altaylı zamanında Ünal Aysal'la ilgili çok enteresan şeyler yazmıştı. O günah boynuna. Şimdi Yarsuvat destekliyor. Şimdi Yarsuvat destekliyor. Şimdi onun da Duygun Yarsuvat desek Fatih Altaylı Galatasaray denemeyini iyi bilir. Benden iyi bilir. Senden de iyi bilir. Galatasaray'ı bir zümre tıpkı Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemleri gibi koskoca imparatorluğu bitirdiler. 1000 yıllık Osmanlı Devleti bir avuç monşer tarafından bitirilmiş. Bir tarafta Ünal Aysal, milyar dolarları var. Bir tarafta Aziz Yıldırım. Zannetmiyorum onun kadar zengin. Yok. Birisi tamam, bana göre şike suçu da işledi. Bana göre, lafım yok. Bunu da söylüyorum. Ama bir tanesi şu anda Fenerbahçe'nin âli menfaat için 1 milyon üye için, başını kaldırmak için Fenerbahçe'nin inanılmaz bir projeyi gündeme getirirken ötekisi kaçıyor Belçika'ya. Ve yarına Duygun Yarsuvat'ı getiriyor. Yazık Galatasaray. Bu Duygun Yarsuvat seçilmez hocam. Biz şimdi burada Dortmund'u yener. Ve yersen ne olacak? 5 sene yoksun ki Şampiyonlar Ligi'nde. 5 sene yoksun ki Türkiye Ligi'nde. Şampiyon olamayacaksın. Türkiye Ligi'nde 5 sene şampiyon olamayacaksın. Türkiye Ligi'nde 4 yıl, 5 yıl Galatasaray şampiyon olamayacak. Türkiye Ligi öyle kolay değil. Yazmıyor. Şimdi Erdem, biraz da ben görüşeyim Erdem. Göreceksiniz. Ben bunları söylediğim vakit, ben size ne diyordum bundan 3 sene önce? Cüneyt Çakır ortalarda dolaşırken dünyanın en iyi hakemi olacak diyordum. Evet. Bu sene diyorum ki 6 Haziran Berlin Olimpiyat Stadı'nda Şampiyonlar Ligi finalini Cüneyt yönetecek. Hocam bir şey çok kısa söyleyeyim mi? Bak bu dediğin ben çıksın. Ben Galatasaray'ın hayır, onda ayrı. Beyler, hayır, bir dakika. Şimdi üçünüz de suçlusunuz. Dinle. Ünal Aysal'ın şeyine bindiniz, bir dakika. Kayığına. Hayda. Beni susturdunuz. Hepiniz üçünüz. Dinle. Ben yoktum. Ben yoktum. Ben yoktum. Ben yok. Hocam neyorsun? Ertem'e de çok üzülüyorum. Ben Ünal Aysal'la, bir dakika anlatayım hocam. Ben Ünal Aysal Bey'le gittim, görüştüm. O zaman bize rica etti. Borsa ile ilgili. Bizim konumuz değil bunlar dedim. Bilmem neyle ilgili falan filan. Ben bu konuları girmemizin gerek duymadım ben. Beni gene biz şey, SPK uzmanı dedi. Borsa uzmanı dediniz. İnsanların kağıtları var. Bilmem neleri var. Hayalleri var orada. Borsa ile ilgili biz burada yorum yaptığımız sürece orada bir takım sallantılı olabilir. İnsanların. Tabii. Çünkü çok gariban. Galatasaraylısı var abi, gitmiş. Hukuk uygunda değil. Hayır, bir kağıt almış. Ameliyata girebilir misin Sinan abi? Efendim? Ameliyat yapabilir misin? Yapamam. Aynen. Ben de yani. Borsadan anlamam. Şimdi neyini konuşuyor? Hoca şimdi çok güzel anlattı. Hocam, evet, geçen sene Galatasaray'ın mali tablosuyla ilgili hoca bir takım şeyler geçen sene söyledi. Evet, kötüye gidiyor transfer. Ama ben hocanın şuna katılmıyorum. Yani Galatasaray şampiyon olamayacak. Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek para. Hayır. Bu Galatasaray kulübüdür nihayetinde. Büyük bir kulüptür. Galatasaray kulübü ama öyle der ama böyle parayı bir yerden bulur.
o açığı, kasadaki açığı kapatır ve düzeltir. Çünkü neden? Galatasaray UEFA'dan gelen yazı üzerine 4 senedir zarar ediyor. Bir sene daha zarar ederse diyor ki hoca, evet hocanın şeyi doğru. Bir sene, ama o bir seneyi halledecekler Galatasaray. Yani aradaki rakam var. Aradaki rakamı toparlayacaklar, koyarlar. Ha, bunu Galatasaray hukukçuları bakacaklar. Abi bak, biz şimdi söyledik. Ya bu kadar transfer nereye yapıyorsunuz? O çok güzel. Niye yapıyorsunuz? Bu transferlere ne gerek var? Buradan gırtlağımız patladı. Dedik ki sevgili Nur Aysal, sana bu transferleri kim yaptırdıysa otur hesap sor. Arkadaşlık da yapıyorsan arkadaşlığını kes. Profesyonelinse kov dedik. Ne oldu Nur Aysal? 3 gün önce kendisi anlattı. Yanlış transferler yaptık. Yanlış transferler yaptığını söyledim ben. Bize kızdılar Galatasaray'ı yanlışlar. Daha ağır bir şey söyleyeyim mi? Daha ağır bir şey söyleyeyim. Ünal Aysal'ın etrafında dar bir oligark çevre var. Tamam. Bunların temel amacı... Oligarşik çevre. He. Tabii 3-4 kişi. Bunların bir kısmı piyasada, ortalarda bir kısmı yok. Beyin takımı gibi. Zaten futbolu da bilmiyor. Hayla huyla götürdüler. Galatasaray üzerinden büyük paralar kazandılar. Ünal Aysal'ı tenzih ederim. Kenara al. Ünal Aysal'ı kandırdılar, aldattılar da diyebilirim teknik olarak. Ya Allah kahretsin. Yani bak, herkesin bir hesabı var, Allah'ın hesabı var. Allah'ın hesabı en değişmez, en büyük hesaptır. O denk, o tutar. Ünal Bey kaçmaz. Belli oranda sorumlu. Ama Ünal Bey'i bu hale sokan o dar oligark çevre, bana göre çakallar, o ahlaksız çakallar, o alkolik çakallar, kim olduğunu isim vermem. Galatasaray camiası o çakalları çok iyi biliyor. Hocam. O çakallar hem ceplerini doldurdular, Burdizo'dan, şuradan, buradan. Tamam mı? Ben boş konuşmam. Allah'ın bir tapeleri olsa da çıksa. Hocam Allah'ın bir şey tapeleri bir gelse de. Ben böyle menajerlerle, alkolik çakallar arasındaki ilişkiler bir çıksa o menajerlerle. Hocam. O buradan kalkan uçaklar, inen uçaklar. Ah. Dün akşam. Konuşamıyorum, hukuk çıkacak. Ben dün akşam bir şey söyledim. Yerle karşıma burada çıksalar. Ben hocam dün akşam bir şey söyledim. Bak biz buradan Fatih Terim'i çok eleştirdik. Hepimiz eleştirdik Fatih Terim'i. Yani ağır eleştiriler yapıldı hocalardan da. Ben teknik olarak bir takım eleştiriler yaptım. Ya Sinan, sen de Allah rızası 30 sene biçin. 15 saniye isteyebilir miyim? O oligark çevre, Fatih Terim oyuncu... Özür diliyorum Sinan, çok affedersin, hata yaptım. O oligark çevre, Fatih Terim'in oyuncu işlerinde falan kimseye bir kuruş koklatıp da kendisine namuslu davrandığını bildiği için her şeyi söylüyorum. Ağır eleştiririm Fatih Terim'i. Bu konuda kraldır, aslandır. Ne cebine atar, kimi de attırım. Önce onu yediler. Ki gelen oyunculardan indirebilsinler diye. Onu söyleyecektim şimdi. Aynısını. Hayır, hocaya benzer. Yani Fatih Terim hakikaten çok önemli bir iş yapmış. 2 sene Galatasaray'ı şampiyon yapmış. Galatasaray'ı nereden düşünebiliyor musun? Bak demek ki tabloya bakın. Fatih Terim Galatasaray'ın teknik direktörü olmasaymış, Fatih Terim gelmeden önce Galatasaray işte Haciler, ondan evvelki Reykartlar falan geldiğin zaman Galatasaray'ın durumu neredeydi? Fatih Terim geldi. Onun için dedim ki dün akşam hani burada, Galatasaray Fatih Terim'in heykelini falan diksin dedim. Galatasaray'ın zaten düşüşü, Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılmasıyla Galatasaray'ın düşüşü başlamıştır. Transferleri ben bilmiyorum. Hocanın bildiği bir şey vardır, ben bilmiyorum. Kimsenin, ben tanık olmadığım ya, yanlış, şeye... Yanlış konuşmuyor. Hayır, yanlış tanık olmadığım bir şeye, tanık olmadığım bir şey söyleyemem. Ama Sinan, çapraz hocanın... bir şey değil mi? Yani bu oyuncuların kalitesi ortada. Hayır, bunu Mancini mi aldırdı bu oyuncuları? Evet, Mancini de aldı oyuncu var. Sordu Montivera'yı, Mancini aldırmış mesela. Ama bunlar 7-8 tane transfer yaptı ya. Fazla var. Hayır abi, yerliler de var. Öyle değil mi? Umut Gündoğan var. Ya Galatasaray'ın, yapmayın Galatasaray'ın. Dün akşam da burada anlattım Galatasaray'ın. En önemli transferi, en faydalı transferi, parasını çıkaran transferi Drogba ve Schneider'dir. Kesin. Son 6-7 senenin en doğru transferidir bir. Burdusana parasını ya. Parasını ve Galatasaray'a getirisi. Onun dışındaki transferlerin hiçbirisinin istikbal vaat etmez. Yıldız. İstikbal vaat etmez de Galatasaray artı olarak ne bir PR, falan da ne bir PR. Mustera fark. Oynuyor Mustera. Mustera'yı saymıyorum ben Mustera. Efendim yok ya, Melo'dan falan bir şey olmaz. Ya Melo dediğin adam 5 milyon euro oynuyor. Sinan Melo'yu tutmuyor. Abi ya bir dakika, anlatıyorum sana. Melo dediğiniz adam 5 milyon euro oynuyor. Onu beğenmiyor. Ya burada bir şey anlatıyorum arkadaşlar ya. Beğenmiyor değil. Melo dediğiniz adam 5 milyon euro oynuyor. Bizim Atiba 1 milyon euro oynuyor. Hangisinin daha çok iş yaptığına bakın arkadaş. Şu anda ben Atiba. Ben bunun örneğini yıllar önce Beşiktaş menajeriyken bir örnek verdim. Teo mu dedim? Roberto Carlos mu dedim. Hemen atladılar bazıları yorumcular. Ben ona bakmıyorum. Teo'nun kariyerini 100'e çarpar Carlos. İşe bakıyorum ben, yapılan yaptığı işe. Teo'nun yapıyor işine baktım. O da solda oynuyor da sol. Benim Teo'm daha çok iş yapıyor dedim Carlos'tan dedim o zaman. Tamam. Şimdi ben bunu söylüyorum. Birinin parası o zaman Teo oynuyor 1 liraya. Carlos oynuyor 5 liraya. İşe bakarım ben, icraata. Ben Atiba'ya bakıyorum. Atiba
10 kere rakip ceza sahasına giriyor. 10 kere buradan. Sinancığım bak Melo şimdi farklı. Haklısın. Bak bu sene için Melo. Haklısın. Ama Melo'nun da Galatasaray'ın şampiyonluğunda abi, Fatih abi. Terimli sezonundaki şampiyonluğunda Melo'nun katkısı Selçuk İnan'la beraber bak, çok. Abi, bak, bir bunu da kabul müthiş edelim bütün, yani. Bak, müthiş oynadın seneler. Yalan mı hocam? Bakın, bu sene bakın, kötü. Bu sene haklısın. Bak, bu sene Atiba daha iyi oynuyor. Ben değil abi. Ben geçen sene için aynı şeyi söylüyorum. Bakın bu bir bütün işidir o insan. Benden daha iyi biliyorsun futbolu. Estağfurullah. Bu iş futbol. Bak futbol bir bütün işidir. Bir ekip varken yardımcı sanatçı olarak eşlik edebilirsin. Ama asla bir baş aktör olamaz Melo. Zaten hiçbir zaman olmadı ki futbol hayatı boyunca. Ama baş aktör olmayan bir adam 5 milyon oluyor. Ben başka örnek veriyorum. 1 milyon da evet. Atiba alıyor. Ben şu örnek olarak başka. Doğru yani, örnek. Doğru, Galatasaray'ın transferleri 100 milyon euro. Nokta atışı değildi. 100 Snyder milyon, ve Drogba haricinde. 100 milyon euroya yakın Galatasaray'ın transferleri var arkadaşlar. Evet. Yapmayın. Biz buradan dedik ki Galatasaray Florida'da altın mı çıktı? Tabii. Florida'da petrol mü çıktı? Bu transferler niye yapılıyor? Ne gerek var? Galatasaray adam alacaksan Drogba'ya benzerini alıyorsan Pandevi niye aldın ya? Evet. Teles bile gelirsin. Şimdi bence şöyle bir şey yapacağız Galatasaray'da. Bir klip var Galatasaray'la ilgili Rasim. Özellikle senin izlemeni çok istiyorum. Bu ağlayacaksa Galatasaray koyma. Borussia Dortmund maçıyla ilgili koyma olarak bir promo var. Onu bir izleyelim sonrasında dönelim. Gerçekten bu gece çok uzun olacak. Ahmet Çakar'ın ortaya attığı iddia şu anda Beyaz TV spor servisinin bütün telefonlarını kilitlemiş durumda. Gelen tweetler var. Hani hep klasik söylenir. Televizyon dilidir bu. Televizyonculuğu iyi bilenler söyler ama şu anda gerçekten Ahmet Hoca'nın söyledikleri sebebiyle gelen telefonlar var. Şimdi bir promomuzu izleyelim. Galatasaray Borussia Dortmund Galatasaraylı taraftarları bir hayli heyecanlandıracak, bir hayli havaya sokacak bir görüntü var, izleyelim. Evet sen hocam Didier Drogba ve Snyder dedi. Her hafta bizi böyle gaza getiren, kanatlandıran, yani inanılmaz böyle Hollywood filmi fragmanları gibi maç fragmanı. Başka yerde görmüyorum bunu kardeşim. Nerede bunlar ya? Reklamdan Allah sonra bir kahve molası verelim. Helal kahve molasından sonra ama Ahmet Hocam'a ben şu soruyu soracağım. Bütün Galatasaraylı taraftarların sorduğu soru şu. Hangi gerekçelerle Ahmet Çakar bunu söylüyor? İki önemli gerekçe. Ben de birazdan açıklamalarını bulacağım. Galatasaray için çok iyi bilen anayasa hukuku profesörü Sayın Mehmet Helvacı'nın Galatasaray önümüzdeki yıl Avrupa'ya gidemeyecek beyanı benim için. O çünkü bir bilim adamı, akademisyen olacak. Öyle hocam, bir Helvacı Ünal Aysal'la düşmandır. Ben seni ilgilendirmez. Tartışmayı açalım. Kısa bir evet. Kahve molasından sonra. Anayasa profesörü Sayın Mehmet Helvacı'nın lafları benim için önemli bir kriterdir. O değil. Bir. İki. İkincisi Galatasaray'ın sıkıntılı yapısından dolayı ve yanlış oyuncularla güç kaybedip önümüzdeki yıllar şampiyonlukları kaçıracağını. Ve üç, bundan sonrası tahmin olabilir. Mali fair play kriterlerinde Galatasaray'ın çok ciddi boyutta zorlanacağını düşünüyorum. Amacım burada Galatasaraylılarla kötü günü göstermek değil veya bir şeyi çomaklamak, manipüle etmek değil. Yok, hoca Galatasaray düşmanlığı yapmıyor. Onu da ben söyleyeyim. Bilakis Galatasaray düşmanları şu anda zaten gemiyi terk ediyorlar. Evet, bir kahve molası veriyoruz. Ben de Rasim. Kimler Indira Gandhi yaptı ben de açıklayacağım. Kahve molasına gidelim. Indira Gandhi'den daha çok bu akşam artık şu Borussia Dortmund Galatasaray maçı konuşacağız. Ama bir dakika Galatasaray'la ilgili beni maçı konuşturmalıyım ya, bu ne ya? Konuşturacağım. Ahmet Çakar ve Mugla değil. Borussia Dortmund Galatasaray diyorum ya. Borussia Dortmund Galatasaray maçı seni daha da ateşleyeceğim. Kliple gidiyoruz. Bir kahve molası veriyoruz. Kahve molasından sonra tekrar geri geliyoruz. Evet. Şu anda o kliple tekrar geri geliyoruz. Indira Gandhi konuş. O Indira Gandhi konuşsun. Biz biraz Immobile'yi konuşalım. Immobile ne ya? Evet. O da Indira Gandhi ne? Aziz Yıldırım'ın antrenmanları nasıl yönettiğini de anlatacağım birazdan. Onu da anlatacağım. Hayda. Kahve molası bitti. Biz devam ediyoruz. Derin futbol devam ediyor sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarında Galatasaray çarşamba günü Borussia Dortmund'la karşı karşıya gelecek. Bunun ayrıntılarını konuşacağız. Biraz. Beşiktaş'ın zorlu Partizan deplasmanını konuşacağız. Açıklamalar var. Jürgen Klopp'un da açıklamaları var. Borussia Dortmund'un otobüsü mahsur kaldı. Kapıkule'de. Bunu konuşacağız ve tabii ki özel röportajlar, özel açıklamalar, polemikler var sevgili seyirciler. Birazdan devam edeceğiz ama Ahmet Çakar'ın yayınımızın hemen ortaya, yayınımızın başında ortaya atmış olduğu bir bomba iddia, bize göre iddia, o altını doldurarak konuştu tabii ki. Galatasaray 4-5 sene Şampiyonlar Ligi'ne gidemez. Türkiye'de 2019'a kadar Avrupa Ligi demedim. Şampiyonlar Ligi. 2019'a kadar Süper Lig'de şampiyon olamaz dedi. Bunun gerekçelerini, hangi gerekçelerle olduğunu reklama gitmeden önce söyledi. Sayın Mehmet Helvacı'nın birkaç gün önce yapmış olduğu açıklamaları burada kendisine
bir rota olarak belirledi. Onu belirtelim. Ve sonrasında tabii Galatasaray'ın mali durumunu gözeterek söyledi. Rasim Ozan'ın bu konuyla ilgili ısrarla söylemek istedikleri var. Tabii. Rasim Ozan'a dönelim. Şimdi ben tabii burada Ahmet Çakar'ı dinledim. O ben bu konuda Galatasaraylı olduğum için de böyle kalbim yanık durumda. Çok mutsuzum. Ama bazı şeyleri söylemek zorundayım. Evet. Galatasaray Spor Kulübü'nde bir yağmacılık geleneği oluştu. Allahu Ekber. Niye? Misal bitireyim ama. Geçen sene burada Ünal Aysal'ın şeyi gibiydin, temsilcisi gibiydin. Hayır, hala bak. Ünal Aysal'ın hatta da anlatacağım. Ya ben yine Allah Aysal'ın, Ekber. Sana ne Allah Ekber diyorum. Snyder ve Drogba transferinin orada bizim kavga etme sebebimiz neydi Ahmet Çakar'la? Snyder ve Drogba transferi. O konuda %100 aynı yerdeyim. Büyük futbol adamı Sinan Engin de aynı yerde. Snyder ve Drogba transferi doğrudur ama esas büyük Indira Gandiler Burdisolar mı? 10 aydır bak. Son 10 ay. Bu lafı boşuna söylemiyorum. Hı. Ama şunu da sana söyleyeyim. Yeni gören yönetim kim olursa olsun. Alp Yaman'ı da çok severim ben. Faruk Süren'i de. Ama kim olursa olsun hesap soramaz biliyor musun? Niye? Çünkü hesap sorman için senin hesabın de bazen lazım. Hiç kimse şu daha yanlış anlaşılmasın ha. Şey ben burada Ünal Aysal'ı eleştiriyorum. Duygun Bey, Duygun Yarsu'yu sakın ha. Alp Yalman'dan da Galatasaray başkanı olmaz. Allah. Doğru değil. Yapma olmaz. Ya. Olmaz. Beyler. Bir hangisi olmaz. Olacak ya? Bırak hocam yapma. Beyler. Bak. Yapmayın bunu. Galatasaray camiasını zaten 2 yıldır 3 yıldır kandırdınız. Sen kandırmadın. Ve seni gider. Kandırmadın. Kandırmayın. Sen benim sözümü niye bölüyorsun kardeşim? Ertem. Deminden beri beyefendi 25 dakika konuştun. Saygıyla dinledik. Tamam. Bu ne ya? Tamam özür dilerim yavrum. Sen konuş. Evet. Ne yüzün sen? Yok yok coştu. Yani şahsi. Bunun şahsi intikamı da var. Onu da anlıyorum ama bakın. Galatasaray Spor Kulübü'nde aslında Ünal Aysal çok akıllı, iyi bir şey yapıyordu biliyor musun? Bir uyandılar, adım adım kulübün hisselerinin çoğunluğunu ticari piyasaya açıyordu. Evet. Altın hisseyi benim tahminim Ünal Aysal çıkaracaktı. Altın hisseyi çıkardığı an Galatasaray markası uluslararası pazarda hak ettiği değeri alacak derten bu geyik bir konu değil. Allahu Ekber. Uluslararası pazar. Ünal Aysal, sen Rasim, Ünal Aysal için o bir finans deyası. O bir finans deyası diyor. Evet finans deyası. Gördük finans deyasını. Gel bir kes. İstanbul büyük sen niye çeviriyorsun? Galatasaray. 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 Derin Galatasaray var ya derin Galatasaray. Derin Galatasaray'ı aşamadı. Ben niye bir yıldır Ünal Aysal'ın muhalifiyim? Eski Türkiye düzenini aşamadı. Şimdi, derin devleti aşamadı. Sen demedin mi Ünal Aysal için para dehası, finans dehası? Kardeşim. Finans dehası İstanbul Büyükşehir gidiyor kardeşim. Hayır, filan kendi şirketi olsa bak iddia ediyorum. Peki. Hocam şunu unutma. Bir adama sıfırdan gelip milyar dolarla olmuş bir adama ahlaksız diyebilirsin ama aptal ben diyemezsin. Ahlaksız diyemedim. Ben de Ünal için demedim. Hocam bu bak Silvio Berlusconi içine geçerlidir. Düğünlerde fotoğraf çeken bir adamdı Silvio Berlusconi. 36 doğumludur. Şu an Silvio Berlusconi bir milyarder. Ahlaksız, sahtekar her şey denebilir ama aptal değil. Zeki adamlardır. Burada Ünal Aysal kendi şirketi gibi yapamadı. Yapamadı, hakim olamadı. Bu Galatasaray'ın Bizans oyunlarını o da aşamadı. Onu da söyleyeyim. Haydi toparlayalım. Galatasaray tarihinin en başarılı başkanı Faruk Süren'i poposuna tev koyarak kovdular. Niye sinirlendin? Kovdular. Hep budur. Galatasaray Andan Polat'ta tamam başarısızdı. Ama bu böyle gitmemeliydi. Galatasaray'da başarı cezasız kalmaz. Ünal Aysal başarısız değil. Peki. Bak ben şu an mesafeliyim. Hatta belki kavgalıyım ama 3 senede 2 tane şampiyonluk, çeyrek final. Türkiye kimse Ünal Aysal'a başarısı yapamaz. Ama şubeler. Beyler şampiyonluk, çeyrek final. Ya hocam yapma bir saniye bir kesme. Galatasaray sonra bitti. Söylersin. Farkında değilsiniz. Ya ekonomik hocam sonra bitti. Söylersin. Bak ben seni kimleri kastettiği hatta veriyorum. Ben niye sinirlendim? Çünkü ben Galatasaraylıyım. Sen Galatasaray değilsin. Nereden biliyorsun? Kulübün geç. Nereden biliyorsun ya? Bir dakika bir dakika. Önemli bir itiraf geldi. Nereden biliyorsun? Yıllardır Galatasaraylı olduğum söylenir. O zaman itiraf et. Açıkça şeffafça konuşalım. Ona ben bir şey demem. Ama Reyhan Mutlu'nun itiraflar programı kardeşim. Hocam, sen Ünal Aysal'ı kendi programından çıkartmadın mı? 50 evet, dakika, evet. 1 saat program yapmadınız hocam, mı? Hocam o programda bile finansal olarak çok doğru söylesin. Yapamadı. Ünal Aysal'a şundan göreceksin. Söylediklerini yapmadın kardeşim. Derin Galatasaray'ı aşamadın. Galatasaray Ergenekon'unu aşamadın. Eski Türkiye'yi aşamadın. Galatasaray'ı el birliğiyle mahvettiniz. Gidenler çaldı. Gelenler daha çok çalacak. Allah daha açları geliyor. Allah bitmişler Allah geliyor. Allah konuşturuyor işte. Kariyeri bitmiş.
bitmiş. Her şey bitmiş. Adamlar oraya gidiyor. Rasim'cim sakin olur musun? Rasim'cim. Galatasaray'a vardır. 1,5 sene önce Ünal Bey'in olacak, otelinde olacak. Karşılıklı kahve finansal piyasalar açılacak. Çünkü gördü. Bu şeytanı gördü. Bak benim hısmım hısmım akrabanın ötesi. Siz Ünal Aysan'ın otene gitmediniz. Öyle anlaşılır. Canım, cümleniz öyle. Kardeşim biz de gitmedik. Ben Ünal Aysan bir dakika şuna söyleyeyim. Ünal Aysan'ı programlarına davet ettiler. Ünal Aysan'a finans siyasi dediler. Öyle. Hep beraber Galatasaray'ı bu hale getirdiniz. Ya adam kendi adına. Sen de sorumlusun. Rasim hocam, sakin kendi ol. Bir dakika benim Rasim, sözüm var. Rasim insan hata yapabilir. Hocam Rasim. Bak evet. Bir günah çıkart. Bir saniye. Rasim çok streslisin. Bir saniye. Sakin ol. Galatasaray mahvolmuş ebesi bilmem ne. Yok yok. Sizde var ya. Bir dakika dur ya bir dakika Yasin bir dakika. Hayır, hayır. Galatasaray bir dakika. Dediği doğru değil. Abi Galatasaray'da siz var ya bir dakika. Bir olsa ya, bak. Bir dakika müsaade bir dakika konuşursam. Yerden yere vurdunuz Galatasaray'ı. Hayır. Galatasaray'da. Bu kadar da değil ya. Değil o dedikleri abartı. 4-5 sene abartı. Sinan. Bizim aramızın liginde Galatasaray yine gider ama Şampiyonlar Ligi'nde başarı gelmez. Şiddetle karşı çıkıyorum. Şiddetle karşı çıkıyorum hocaya. Hocaya şiddetle karşı çıkıyorum. Koca Galatasaray'ı bu kadar yerden yere falan vuramaz. Yok ve Galatasaray'ın başkanı da bu kadar hakaret edemez. Benim Ünal Aysan hakaret ettiği zirve tuvalet kağıdı peçete yaptınız bir dakikada ya. Ben Ünal Aysan'a hakaret etmedim. Ünal Aysan'ın icraatlarını eleştirmek benim hakkım. Sportif olarak müsaade misiniz? Hakkım. Ünal Aysan sportif olarak başarılı bir başkandır. 3 senede 2 tane şampiyonluk, 8-10 tane kupa var. Ünal Aysan sportif olarak Galatasaray'ı nereden aldı, nereye getirdi? Bak bir. Adnan Polat'a hiç kimseye değişmem. O ayrı bir şey. Adnan Polat ayrı. Dostluk ayrı bir şey. Burada başka bir şeyden bahsediyoruz. Sportif olarak Ünal Aysal başarılı bir başkandır. Ünal Aysal son bir sene Fatih Terim'den sonra formsuzdur. Ne dedik? Demek ki her şeyi Fatih Terim yapıyormuş. Fatih Terim ya Galatasaraylılar. Abi Terim dur, olayı değil mi? Dur bir dakika. Galatasaraylılar Fatih Terim'in o zaman dedim heykeli diksinler. Demek ki Galatasaray'da ne önemli işler yapmış. Bir. İkincisi Galatasaray o kadar da mali olarak da batmış da bitmiş de tükenmiş de falan filan da Galatasaray'ı dilenci takımı yaptınız. Onu da kabul etmiyorum. Koca Galatasaray yolunu bulur. Buradan da çıkar. Sayın Helvacı'ya da katılmam da söz konusu değil. Hiç de katılmıyorum. Helvacı'nın ben görüşlerine de şeylere de katılmıyorum. Hep böyle söylenir. Hiçbir şey olmaz. Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi'ne ha Galatasaray şampiyon olabilir mi? Onu tartışırım. Hayır, top oynayarak. Şampiyonlar Ligi'nde bir, sıkıntı var. Top oynayarak ama Şampiyonlar Ligi'ne katılabilir. Çünkü Galatasaray UEFA kriterlerini bilmem neydi hepsini düzeltir. Mali bütçesini düzeltecek göreceksiniz. Buradayız yaşıyoruz. İşte Allah ömür versin. Geçersek ama Galatasaray'da bir anda da siz başkanı senin da bir dakika dur yerden yere vurdunuz. Galatasaray'ı bitirdiniz hayır, ya. Hayır hayır. Yapmayın abi ya. 200 milyon dolar konusunda bir şey söyleyeceğim. Yapmayın şimdi Galatasaray'ı ya. Ünal Aysal cebinden 200 milyon dolar Galatasaray'a verseydi Galatasaray'dan daha beter kovulurdu. Bu sefer kafasına teneke bağlarlardı. Gezerken tenekeyi hadi sallarlardı. Hadi bu olayı toparlayalım tek artık. Tek bir kez söyleyeyim. Ya. Biz bir kere o otele gittik görüştük. Ben bir daha lafı vafı olur diye o otele çay içmeye bile gitmedim. Yine görüşürüm ben. Ya gidersin hayır, oturursun o muhabbet edersin o değil, konuşursun. Yani şey, ayrı niye yerde gitmeyeceksiniz ya? Ayrı yerde. Bak şu var. 200 milyon dolar verse daha beter giderdi. Bu Galatasaray bir kara deliktir. Abi Rasim, kurumsal bir şeyden tamam, bahsediyor. Tamam Rasim hep aynı yere geliyoruz. Aynı şeyden daha uzat. Hep ya Rasim, tamam, uzatmayalım kardeşim artık. Ünal Aysal. Ya tabii uzatmayalım. Ünal Aysal. Galatasaray'a bir büyük kulübün doğrasın. Bunu da Galatasaray bir kulübün büyük bir kulübün başkanıdır. Nihayetinde bize davet vermiştir, çağırmıştır. Gelir misiniz? Ayrıca arayan da benim kardeşimdir. Çok sevdiğim kardeşim Emir Sarıgül. Selen abi böyle böyle başkan sizinle görüşmek istiyor. Geldi. Anlattı bir şeyleri, izah etti, konuştu etti. Sonra ayrıldık. Evet. Yarın yine çağırsın. Yine tabii giderim. Yarın ne ilgisi var? Bir, canım, o ayrı bir şey. Spor ben adamıyım. Bin defa ben gazeteci gibi değilim. Bir futbol adamıyım, spor adamıyım. Gazeteci değilim ben. Evet. Giderim, çağırsın. Yarın yine giderim. Ahmet Hoca yine giderim çağırsın. Arkaya logoları verdi. Şampiyonlar Ligi evet, logosunu verdi. Hocam. Allah beyler Allah muhabbetinizi arttırsın. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Gereken konuşuldu. Tamam. Sizler söylediniz. Rasim kimse büyük, kimseyi doğramıyor. Galatasaray büyük bir fona satılmalıdır. Tamam kardeşim. Rasim. Başka tamam. Çare yok. Söyleyeceklerini söyledin. Yaklaşık 20 dakikadır. Bu kulübümü mahvedecek. İnan Krak yaşı 200 oldu. Hala kulüpten elini kesmedi ya. Galatasaray Borussia Dortmund maçıyla ilgili olarak artık geçelim.
futbol izleyicileri de bunları dinlemek istiyor. Evet, Ahmet Hoca'nın ortaya atmış olduğu iddia, kendisine göre derin bilgiler bu programda başta söylendi. Rasim Ozan karşısını söyledi, karşıt fikirleri söyledi. Bakalım ne olacak zamanla, ama ben de bu konuda ufak bir yorumda bulunmak istiyorum. Galatasaray 100 yılı aşkın süreli bir kulüptür. Aslan düştüğü yerden kalkmasını bilir. Galatasaray mutlaka gereken yapılacaktır, ama Ahmet Çakar'ın ortaya atmış olduğu, yılların Ahmet Çakar'ı, gazeteci Ahmet Çakar, televizyoncu Ahmet Çakar'ın ortaya atmış olduğu iddialarında altının boş olmadığını belirtelim. Kendi konuşmuş olduğu bilgilerden dolayı, yapmış olduğu açıklamalardan dolayı. Evet, Borussia Dortmund otobüsü gümrük arızasına takıldı sevgili seyirciler. Otobüs görüntülerini alalım, üstüne okuyacağım. Sevgili Ahmet'ten rica ediyorum, o otobüs görüntülerini bir ekrana gelsin. Getirelim arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu o görüntüler. Zorlu Çarşamba günü Zorlu Şampiyonlar Ligi maçı için bu otobüs Kapıkule'de bekledi. Galatasaray'la yapacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde yola çıkan Borussia Dortmund takım otobüsü gümrük kapılarındaki arızaya takıldı. Türkiye'nin tüm sınır kapılarındaki meydana gelen internet arızası sebebiyle giriş ve çıkışlarda bu sorunlar yaşandı. Borussia Dortmund da bundan nasibini aldı. Galatasaray'la yapacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde yola çıkan Borussia Dortmund takım otobüsü gümrük kapılarındaki arızaya takıldı sevgili seyirciler. Saat 17 sularında yaşanan arıza yarım saatten fazla sürmesi üzerine gümrük görevlileri işlemleri manuel olarak yapmaya başladı. O saatte giriş ve çıkış yapmak üzere gümrük sahasında bulunan araçlar bir süre beklemek zorunda kaldı. Bu araçlardan bir tanesi de Borussia Dortmund takımının malzemelerini taşıyan otobüstü. Malzemeleri taşıyan otobüs sevgili seyirciler. Türk Telekom Arena'da çarşamba günü oynayacakları Galatasaray maçı öncesinde yola çıkan otobüs Kapıkule gümrüğüne geldi. Gümrük kapısındaki arıza anına denk gelen otobüs sigortasında bulunmadığı tespit edildi. İşlemleri tamamlamak bir, yaklaşık bir saatten fazla gümrükte bekleyen otobüs arızanın giderilmesi ve eksiklerin tamamlanmasıyla İstanbul'a doğru yoluna devam etti. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Müslüm Yalçın tüm gümrük kapılarında yaklaşık bir saat süren bilgisayar sistemindeki internet arızasının yaşandığını söyledi. Hemen belirtelim, Borussia Dortmund takım otobüsüne kapıda Türk misafirperverliği içerisindeki görevlilere gösterildi. Ayrıca hemen bunun altını çizerek belirtelim. Bakın çekim yapılıyor. İçerideki görevliler de Borussia Dortmund takımının otobüsünün içindeki görevliler de kapıda oldukça iyi şartlarda misafir edildi. Bunun da altını çizerek belirtelim sevgili seyirciler. Niye mi girdin? Evet, Borussia Dortmund'dan İstanbul'da alkol uyarısı hemen bu... Neyse, bir espri yapacaktım, boşver, devam. Borussia Dortmund'dan İstanbul'da alkol uyarısı. Akşam saatlerinde otobüs İstanbul'a geldi sevgili seyirciler. Bunu da belirtelim. Görüyorsunuz ekranın bana yakın olan tarafında Borussia Dortmund'un resmi internet sitesi. Fahrenheit İstanbul diyor. Bir İslam ülkesinde misafir olacağız. İstanbul bir Avrupa kenti olarak şekillenmişse de kamusal alanda alkollü içki tüketilmesi hoş karşılanmaz. Sizlerden çok saygılı ve ölçülü davranmanızı rica ediyoruz diyor Abdülkerim Durmaz. Borussia Dortmund'un yaptığı bu açıklama taraftarlarına böyle sesleniyor. Son derece medeni ve saygılı bir şekilde uyarılıyor. Hakikaten dediğiniz gibi bizim ülkemizde kamusal alan diyor. Yani açık alanlarda, sokaklarda, Avrupa'da belki yaygın olabilir ama bizim ülkemizde hakikaten ellerinde içki şişeleri sokaklarda insanlar hoş karşılanmazlar ki Amerika'da da hoş karşılanmazlar. Amerika'da da yasaktır. Amerika'da kesin alınmayacak. Mahvederler. En neyse, çok sağduyulu bir açıklama. Zaten yani kendi alkolde biliyorsunuz şişede durduğu gibi durmaz. Evet. Bir takım olaylar meydana bu gelmesin arada, diye hocam, çok medeni bir açıklama. Tebrik ediyorum. Bu arada Borussia Dortmund kulübü taraftarları için Galatasaray kulübünden merkezi bir toplanma noktası talep etti. Hı. Sevgili seyirciler, Dortmund taraftarlarını bu toplanma noktasından otobüslerle stadyuma götürmek istiyor Borussia Dortmund kulübü. Kulüp söz konusu toplanma noktasının Dolmabahçe Meydanı olabileceğini belirtirken hala Galatasaray kulübünden cevap beklendiği bildirildi. Borussia Dortmund taraftarlarına ayrıca stadyumda megafon ve bozuk paranın yasak olduğu da hatırlatıldı hocam. Tam Alman disiplini işte. Ben bu disiplinle büyüdüğüm için bilirim. Adam gayet kibar, centilmenci. Hatta pandülü biraz uzatarak, yani Türkiye İslami bir ülke de ama evet, kamusal alanda içki içmek yasak da değil. Hoş karşılanmaz. Muhitine ve üç numara hazır olsun ama arkadaşlar. Ama adam yine de tabii, yani diyor ki Biz yakışanı yapalım diyor. İşte tamam. Alman disiplini. Toplanma alanını söylüyor. Tam böyle belli. 11'de kalkarsa otobüs, 11'de kalkar orada. Karşındaki insana saygı da var. Bizim son maç Westfalen'deydi sevgili seyirciler, eski adıyla. Westfalen'de Galatasaray Borussia Dortmund'la karşı karşıya gelmişti. Bir dördüncü turdan sonra çeyrek final, yarı final ve Kopenhag'da
UEFA Kupası, eski adıyla UEFA Kupası şampiyonluğunu kazanan bir Galatasaray vardı. O gün Hacı ile Hakan Şükür'ün yaptıklarını bu hafta Snyder'le Burak Yılmaz'la yapmak istiyoruz. İstiyoruz diyorum. Çünkü çarşamba günü hepimiz Galatasaraylıyız. Galatasaray için tabii, dua edeceğiz. Tabii, inşallah. Evet sevgili seyirciler. Bu takımı görünce insan üzülmeyiyor. İki numarada bantımız gelsin. Şu anda puan durumu ve kalan maçlara bir bakalım. Galatasaraylı taraftarlar çok heyecanlı. 6 puanda Galatasaray'ın grubunda Borussia Dortmund lider. Lider İstanbul'a geliyor. İkinci sırada Arsenal 2 maç 3 puan. Galatasaray 2 maç 1 puan. Anderlecht 2 maç 1 puan. Galatasaray'ın kalan maçları içeride Borussia Dortmund. Sonraki maç dışarıda Dortmund'la oynayacak. Anderlecht'le deplasmanda oynayacak. Ve kendi sahasında Arsenal'la oynayacak. Sinan Engin size dönelim. Valla Ertem, şimdi Galatasaraylılara kusura bakmasınlar ama Galatasaraylılara söylüyoruz. Galatasaraylılar ondan sonra kızıyorlar, ediyorlar. Yok kızmıyorlar. Herkes hayır, farkında her şeyle abi. Anderlecht maçına mesela hayal kırıklığına uğradım. Anderlecht. Oradaki Arsenal'le ilgili söylediğimiz 3 aşağı 5 yukarı tutmuştu. Ama Anderlecht'i ne olursa olsun Galatasaray Avrupa takımıdır. Avrupa maçlarını çok farklı oynuyor dedim. Anderlecht en az 3'lük yapabilir dedim. Evet. Yani iyi oynarsa. Bu çıkmadı ve Galatasaray'ın işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Özellikle Dortmund takımı. Dortmund kendi liginde çok iyi olmasa bile nihayetinde bir Alman ekolü ve iyi bir Alman takımı, özellikle de Avrupa maçlarını çok iyi oynuyorlar. Ben Galatasaray'ın çarşamba günü zaten program yapacağız. Çarşamba evet. Gününde biz program yapacağız ve maçı da vereceğiz. Ben Dortmund maçını çok zor geçeceğini düşünüyorum Galatasaray'ın. İstanbul'da. Çok zor geçecek. Evet. Yani zor geçecek. Yani neden zor geçecek? Galatasaray şimdi bak Fenerbahçe'den daha iyi takım mı Dortmund? Dortmund daha iyi. Tabii ki. Tartışmasız. Yani Fenerbahçe'yi 11-11'de yenemezdi. Bunu bütün Galatasaraylısı da herkes biliyor. Yani devam eden bir oyun vardı. O oyunda yenemezdi. Galatasaray'dan da çok 11-10. Daha iyi. Efendim? Galatasaray'dan da çok daha iyi. Tabii. Borussia Dortmund. Onun için ben Galatasaray'ın kazanması için Dortmund'un çok kötü oynaması... bakın Dortmund'un çok kötü oynaması Galatasaray'ın da %90 maksimum performansla oynaması lazım. Yani kazanması için. Vasat falan değil. Yani doğru. Müthiş bir oyun oynaması lazım. Galatasaray'ın maçı kazanması için. Ben Galatasaray için inşallah yanılırım. Zor bir akşam geçecek diye düşünüyorum. Bilmiyorum arkadaşlar ne düşünürler. Onun dışında deplasmanda oynayacağı Dortmund maçı var. Onlara bir şey söylemek istemiyorum. Daha zaman var. Ama Galatasaray'ın iyi bir yani kendini birbirini tamamlayan bir futbolcu kadrosu yok. Bak birbirini tamamlayan. Birbirini tamamlayan takım derken diyorsunuz hep yani. Aynı tipe yakın oyuncular toplama var. Toplama gibi. Toplama yavaş gibi. Bir orta sahası, sistem belli. Yani bir Dembabası yok mesela Galatasaray'ın. Bir Drogba'sı var. İşte Pandev'i var. Pandev lazım mıydı? Değil. Ha, Pandev iyi oyuncu. Ama Burak varsa Pandev'e gerek yok. Aynı stilde bir oyuncu. Yani nasıl aynı stilde? Yerden işte aynı şekilde hem asist yapabilen ama hava hakimiyeti var mı? Hani Burak'ın olmayan özellikleri Pandev'de var mı? Yok. Onun için Galatasaray'ın çok iyi bir kadrosu olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray bu şekilde oynamaya devam ederse, Avrupa'da falan UEFA'ya da kalamaz. İyi oynamıyor, kötü oynuyor. İnşallah yanılırız. Evet. Peki Abdülkerim Hocam. Evet. Bir 5 numaralı bir bantımız var. 7 goller var Dortmund'un. Daha doğrusu bir 4 numaralı bantımız bir ekrana gelsin, grafiğimiz ekrana gelsin. Borussia Dortmund bu sezon Bundesliga'da kötü günler geçiriyor dedik. İstedikleri gibi başlamadılar. Bakın tablo bu, bu sezon. İçeride ve dışarıda oynadığı maçlar Bundesliga'da. Borussia Dortmund sahasında Bayer Leverkusen'a 2-0 yenildi. Augsburg'u deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başardı Halil Altıntop'un takımını. Sahasında Freiburg'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Mainz'a 2-0 yenildi. Stuttgart'ta 2-2 berabere kaldı. Schalke'ye 2-1 yenildi. Sahasında Hamburg'a 1-0 yenildi. Eyvah demeye başladılar. Köln'e gittiler. Köln'de de kaybettiler. 3-4 haftadır, 5 haftadır kazanamayan bir Borussia Dortmund takımı var. Çok sıkıntılılar şu anda. Evet. Evet ve çok enteresan. Çok çabuk kontratağa çıkan bir takım. Çok süratli oyunculara sahip. Çok hızlılar. Fakat çok enteresan. Ligin ikinci haftası bir Augsburg deplasmanında. O da 3-2. Zorlu kazanmışlar. Onun dışında deplasman galibiyetleri de yok. Hı hı. Çok enteresan. Halbuki tipik bir deplasman takımı. Marco Reus, Aubameyang, Mkhitaryan, Ermeni oyuncuları gibi. Evet. Son derece süratli, kontratağı müthiş çıkan oyunculara sahipler. Fakat deplasmanda da Alman liginde fazla
Fazla değil işte, bir maç kazanmışlar. Kötü bir dönemdeler. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi Borussia Dortmund son yıllarda Avrupa'da yükselen bir takım. Değil mi? Yani şimdi bunlar bence sezon başlarken Alman Ligi'nden önce Şampiyonlar Ligi'ni hedef olarak belirlemişlerdir kendilerine. Galatasaray ise her zaman Avrupa'yı Türkiye'nin önünde tutan bir kulüpken, bu sene maalesef gördüğümüz oydur ki, geçmiş yayınlarımıza da bunu defaatle tekrarladım üzerinde dura dura. İlk defa ben Galatasaray takımını, camiasını, hatta 4. yıldız sebebiyle herhalde tamamen Türkiye Ligi'ni, annemizin ligi dedikleri ligi, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin önüne koyduğunu görüyorum. Bunu yöneticisinde gördüm, başkanında gördüm, futbolcularında gördüm. Şampiyonlar Ligi kuralları çekildiğinde şu zorlu grup için tek yorum yapmadılar bunlar. Dördüncü yıldız kutuların içine girdiler, resimler çektirdiler falan filan. Böyle tahtadan yıldızlar yaptılar, bir reklamlar, bir dümenler. Kendilerini tamamen Türkiye Ligi'ne adapte ettiler. Bir futbol takımı için en kötü şey, en tehlikeli şey Ertem, hedef belirlememektir. Takımlar sezon başı otururlar, hedeflerini belirler. Bizim ilk hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde ilk ikiye girmektir ya da üçüncü olmaktır. İşte ligde de üçüncü olmaktır veya şampiyon olmaktır. Evet. Maalesef bu Şampiyonlar Ligi için Galatasaray kulübü hiçbir hedef belirlememiş. Dolayısıyla ben Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın başarılı olamayacağını daha bu iki maç oynanmadan önce de söylemiştim. Anderlecht maçından önce de söylemiştim. Çünkü bir camia hedef koymazsa o kısa metrajlı bir lig, bu 6 maçlık bir lig, başarılı olması imkansızdır. Fakat bu şimdi kime sorsan, sokaktaki 10 yaşında çocuğa da sorsan, Galatasaray Borussia Dortmund maçı zorlu mu geçecektir çarşamba akşamı? Evet, çok zor geçecektir. Fakat şu var Ertem, şunu söyleyeyim kısa. Fakat böyle maçlar stratejik maçlardır. Galatasaray burada aklını koymalı sahaya. Aklını koymalı. Bu iç sahada alınacak bir puan dahi Galatasaray için önemlidir. En azından Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i altına alma ihtimali yükselir. Doğrusu budur. İlk ikiye girme ihtimali çok zordur. Fakat böyle maçlar strateji, Galatasaray aklını koyarsa, seyirci avantajıyla, Rasim Ozan çok korkmasın, Galatasaray taraflarına bir korkmasın. Reklam arası gireceğim. Bir şeyimiz yok. Yok, rezil bir kahve molasına gireceğiz. Galatasaray rezil i̇nşallah, olmaz. İnşallah. Bence Galatasaray rezil olmaz. Alnının akıyla o sahadan çıkar. Ama sonuçta olur. Bir kahve molasına gireceğiz. Olsun. Yaşı 100. Kahve molasına gireceğiz. Kahve molasından sonra çok önemli bantlarımız var. Borussia Dortmund, Galatasaray, Partizan, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon, sonra beraberiz. Derin futbol devam ediyor. Sevgili seyirciler, beyaz TV ekranlarında Borussia Dortmund çarşamba günü zorlu bir deplasmana geliyor. Borussia Dortmund'u konuşuyoruz. Biraz önce ligde oynadığı maçlara baktık. Ahmet Hoca'nın bir sorusu vardı Mkhitaryan'la ilgili olarak. Köln maçında oynamış. Oynamış. Yalnız şöyle bir... Almanlar ters geliyor bize. Ben endişeliyim ya. Vallahi yorum var ya. Tabii. İnşallah yanılırız. Şöyle bir yorum var. Evet. Lewandowski'nin transferinden sonra, yani takımdan ayrılmasından sonra artık birçok şey sanki takımdan kaybolmuş gibi. İçeride Hüseyin abi. Hüseyin abimiz bu yorumu yaptı, onu da belirtelim. Maçın tamamını seyrettim dedi. Ben tamamını seyredemedim. Özetini seyretmiştim. Evet. Lewandowski'den sonra gerçekten... Borussia Dortmund takımında bir şeyler eksik. Şimdi ligdeki maçlarını bir kez daha ekrana getirelim. Çok farklı. Sinan, Lewandowski ile ilgili küçük bir şey söyleyeyim. Söyle, kusura bak. Şimdi Lewandowski hakikaten çok değişik bir oyuncu. Zaten Bayern Münih aldı. Polonya milli takımında da müthiş oynuyor. Bir kere tam pivot santrafor dediğimiz özelliklere sahip. Evet, gelen topu çok iyi bekletiyor, ayağında tutuyor. Geriden gelen oyunculara servis yapıyor. Şimdi bu oyuncu tipi gidince... Bu tip pivot santraforu kalmadı Dortmund'un. Mesela onun yerine İtalyan Immobile geldi. Immobile kısa boylu, çabuk, seri. Aynı Marco Reus gibi, Aubameyang gibi. Bunlar süratli oyuncular. Pivot bir santrafor olmadığı için oyunu rakip yarı sahada tutamıyorlar. Onun için tabii ki Lewandowski'nin gidişi Borussia Dortmund'un gücünden güç eksiltti. Abi bir şey söyleyeyim. Evet. Ama yine iyi takım. Galatasaray takımı. Takım olamadı daha. Takım maalesef, değil arkadaş. Doğru abi. Galatasaray'ın savunması savunma değil. Orta saha orta saha değil. Gücü, savunmanın fizik gücü çok düşük. Ben yine buradan söylüyorum. Plan deli adam sen değil. Sen takıpta. Yok estağfurullah. Evet kardeşim, adam değil. Ben de öyle.
öyle ki adam. Ne bence ya? Öyle ya. Aslan gibi adam antrenör değil ya dersin. Kötü antrenör. Hayır. Aslan gibi adam Selçuk İnan'ı satmaz. Ya dur bir dakika şimdi. Gitti ya. O maç Selçuk İnan'ı sattı. Nereden biliyorsun? Sen mi? Hayır. Gitti. Nerede? Git Selçuk İnan'ı şeyde. Balotelli gelsin. Arsenal maçında. Hayır ben biliyorum. Verdiği demek Selçuk İnan'ı aslanların önüne atmaktır. Rasim'in bu yorumu Balotelli ile paralel bir açıklama oldu. Balotelli de aynı açıklamayı İtalyanlara yaptı. Ya Balotelli falan küfür ettireceksin şimdi. Yani çok ilginç. Rasim, Prandelli benim için adam değil. İnşallah. Lafı söyleyene bakarım. Göster. Aynen öyle. Ya bir dakika arkadaşlar. Ya Rasim bir sus. Allah Allah ya. Kardeşim konuşamadık bugün ya. Konuşamadın mı? Ya beyler yakışıyor mu size hiç böyle tempo? Ya hocam dur Allah aşkına sen de oradan ya. Kafa yapma bizde ya. Yakışıyor canım sakin olun diyorum ya. Allah Allah ya. Bir sus. Prandelli. Prandelli ile ilgili kalkıp da bana Mancini veya ne de o Motti veya bilmem ne falan oradaki Berlusconi demeyeyim o kadar şey. Conte. Yani o tip adamlar veya Totti futbolcu veya neyse. Evet. Veya oradaki işte Berlusconi, ne o. Berlusconi İtalyan başbakanı. Ya neyse kardeşim o evet. Kulüp başkanı niyetinde. Evet. Bu tip adamlar şimdi ben lafı söyleyene bakarım. Balotelli. Aynen öyle. Yarım akıllının teki. Balotelli yarım akıllının teki. Çok fazla kardeşim. Söyledin Sinan abi. Neyse yarım akıllı da neyse. Hayır ben de. Şimdi Allah ben sus ol kardeşim. Sana sormadık fikrini ya. Allah Allah. Ya Allah. Ya bir sur. Vallahi ya Rasim bir sur. Sus bile diyemiyor bak. Üç adamı bile yan yana getiremiyor. Allah aşkına. Yoruluyorum abi bak ben sana söylüyorum. Allah aşkına bir izin ver ya. Bir şey anlatana kadar bak burada sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bir şey anlatana kadar falan. Mücadele ediyoruz ya bir şey izah etmek İnancım, için. İnancım yaşlar 50'ye geldik. Sakin ol. Ya inanamıyorum sana bak, ya. Bak Rasim üstüne kalır adama bir şey olur. Hiçbir şey olmaz vallahi aslan gibi. Adam bak ne dinle şimdi. Ben sana bir şey anlatayım kardeşim. Galatasaray takım gibi takım daha değil. Hiç kendini kandırmasın Galatasaray taraftarı. Galatasaray taraftarı bir. Önce Borussia Dortmund maçına bu insanlar nasıl gidecek onu ayarlasın Galatasaray kulübü. Bak. Büyük zulüm çekiliyor insanların oraya maça giderken. Doğru. Taraftarına Galatasaray taraftarına sahip çıksın Galatasaray yönetimi. Emniyetle beraber ortak orayı güzel ayarlasınlar o yolu bir. Metrolar bozuk falandı filandı. Yollamadım ben kızım maça. Evet yollamadım yani. Neyse iki. Galatasaray bu savunmasıyla Dortmund'u falan durduramaz. Yani Tarık ne o Veysel. Dortmund'un attığı goller gelsin. Melo'yla Schneider'i tebrik ediyorum. Fenerbahçe maçından sonra Veysel'i alıp tribüne getiriyorlar. Bak Melo'yla derler ya yaralı parmağı. Melo var ya işte yaralı parmağı işte burada yaptı yani aferin. Melo'yla Schneider alıyor Veysel'i getiriyor tribüne taraftarı. Tabii bir suni haftalık taraftardan tepki oldu diye. Şimdi burada bir şey söylüyorum bak arkadaş. Bu savunma kurgusuyla bu fizik gücü düşük seviyeli olarak oyuncularla çıkarsan kazanamazsın. Muhtemelen sol tarafa Hakan Balta. Sağ tarafa bak bunu Şeju da yapabilir sağ beki. Defansta yedek stoperi kim var? Kulübede var mı? Gökhan Zan. Semih Şeju, Gökhan Zan. Gökhan Zan mesela. Gökhan Zan'ı Şeju'yu sağ beke de atabilirim yapma, mesela. Evet, yapmaz. Hazır olan yaptı daha önce denedi. Hayır şimdi yapmaz. Yapabilirim de. Koray'ın açıklamaları var. Neden? Tutmak için. Sen orayı yaparsın. Prandelli yapmaz diyorum hayır, ben. Orayı tutmak için. Prandelli yap ama yapmaz. Fizik olarak biraz iyi olmazsa evet. Zaman Fikir verip de doğru. 1.90 üzerinde fizik tabii, ölü toplar çok tabii, tehlikeli. Çok bak, Galatasaray ölü toplarda sıkıntı yaşayabilir. Onun için burada orta saha çok yavaş işliyor Galatasaray'ın. Öne doğru çok fazla gitmiyor. Üçüncü bölgede çoğalmıyor. Niye bu orta sahanın yavaş olmasından? Galatasaray'ın oyun sistemi belli. Nasıl gol atacağı belli. Kanadı nasıl işleyeceği belli. Fenerbahçe maçı 11-11 iken kanattan doğrusu atak bile yapamadılar bu grupla. Çünkü iki bek de orijin bek değil. Gidemiyorlar. Gidemiyor bir de. Çok da üst düzey oyuncu değiller. Şimdi kusura bakmasın çocuklar. Ama istikbal belki vaat ederler. Bir sene iki sene sonra iyi olabilir. Ayrı bir şey. Gelelim Dortmund takımına. Evet. Dortmund takımı fizik olarak çok iyi. Avrupa takımıdır. Müthiş savunmadan, orta sahadan falan atağa kontra. Çok çabuk, çok hızlı. Ama özellikle Kagawa'yla. Arkadaşlar bir bakın. Bakın sarılı formalar Dortmund. Bakın ceza sahasında kaç kişi oluyorlar. Bir bakın. Bak burada bak, Sinan abi Freiburg maçında bak şimdi bak. 77. dakikada 3-1 yakaladılar. 3-1. Bak kaç kişiler. Müthiş. Galatasaray buna dikkat edecek. Onun için fizik olarak. Ne yapacak? Biraz kapalı mı oynasın? Abi fizik. Onu dedim bir evet. Bir Rasim, de oyuncuyla beraberlik planlayacağız. Şimdi Galatasaray. 4 kişi birden geldi bir anda. Galatasaray'ın tabii ya şimdi. Şimdi Galatasaray'da cumartesi mi kongre pazar mı? 25'i. 25 Ekim. Pazar mı geliyor? 25 ne zaman? Cumartesi. Cumartesi günü evet.
Cumartesi yani. Cumartesi Galatasaray. Nihayetinde başkanım benim tavsiyem. Şimdi Mancini giderken rapor vermiş. Ya Mancini rapor vermiş de Prandelli'yi burada eleştirebilirim biliyor musun? Mancini'nin verdiği rapor bana ne kardeşim demeli Prandelli. Ebu'ye, Sabri, kesinlikle. Engin bir denerim bunları. Bu maçta. İhtiyacın var. Hem ne oynarlar Ebu'ye, değil mi bu maçta? Bu takımda parasını ödüyorsun, kenarda tutuyorsun. Ya, bu ne zenginlik? Şey bu ne lüks ya, kardeşim? Ebu'ye yararlanma bak bir, tam bir delilik ya. Ertem yani ne biliyor musun? Bu tamamen israf bu. Aynen öyle. Yani parasını verdiğin adam yani bir lokantaya gidiyorsun abi. Her gece yemek söylüyorsun, söylüyorsun, yemek söylüyorsun. Sonra hepsi yemiyorsun, yemiyorsun, kalkıyorsun, gidiyorsun, yine gidiyorsun. Aynı böyle israf Galatasaray'ın şu an yaptığı bu. Bir an evvel yeni gelen yönetim. Bir an evvel bunları halledecek, düzelecek. Gel bakalım buraya. Ben bu paraları niye ediyorum bu futbolculara diyecek. Bunları başka türlü olmaz. Çünkü bak Ebu'ya Galatasaray'a güç katar. Sabri akıllanmıştır, hatalarından ders çıkarmıştır. Şu an eldeki beklerden daha iyi. Yapmayalım. Galatasaray'da yani her şey yani bazı şeyler de arkadaşlar bir ahdı vefalar da vardır. Bir anda da silip atamazsın evet. Ya. Onun için Galatasaray'ın ben işinin çarşamba günü çok zor olduğunu düşünüyorum. İnşallah yanılırım. Galatasaray kazanır. Anderlecht maçında beni yanılttı. İnşallah, İnşallah bu maçta inşallah yanılırım. Ama işi çok zor. Çok dikkat etmeli Galatasaray. Borussia Dortmund'un attığı goller ekrana geliyor. Jürgen Klopp birazdan röportaj ekranlarınıza gelecek. Çok ilginç bir ifade kullanmış. Onu da belirtelim sevgili seyirciler. Galatasaray ile ilgili belki de gecenin konusu olacak. Çok çok ilginç bir ifade kullanmış. Bakın Bayern Münih maçında biraz önce Sinan Engin'in söylemiş olduğu kapalı savunmalar ardında güçlü savunmalar arasında çok daha güçlü oyuncuları var. Çok önemli isimleri var. Sevgili seyirciler çok 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 süratli bir takım. Ahmet Çakar'a dönmek istiyorum. O da Alman futbolunu çok yakinen takip eden isimlerden Sinan Engin'in söylediklerinin üzerine neler söyleyeceksiniz? Sinan aşağı yukarı. Çok çabuk çıkabilen bir takım. Yani, yediği goller gelsin ekrana Ahmet Hoca da konuşurken. Şunu söyleyeyim. Dünyada deplasmanda en iyi oynayan takım Alman takımıdır. Alman takımlarıdır. Zaten bu demek değil ki mesela bir Freiburg veya Mainz değil. Çıkıp da puan alır ama hayır. Düzey. Yani bakın mesela İngiliz takımları. Yurt dışına gittiklerinde manasız mağlubiyetler var. Aynen öyle. Slovenya'ya giderler, yenilirler, bilmem nereye giderler. Ne Barcelona bile. Ya ama şimdi bunun bana göre ekstrem ekstrem örneği İngiltere'dir. Mesela bakarsın Tottenham, gider. Tabii. Böyle Maribor'a gider, bir Slovenya'ya gider, Ljubljana'ya gider, İsviçre'ye gider, yenilir. Kendi sahasında çok iyidir ama. Çok güzel bir teknik. Şimdi, doğru. Bir, iki, dünyanın fizik gücü. Adele gücü, aerobik, anaerobik, o bütün o fiziki skaladaki en görkemli takımlar Alman takımlarıdır. Alman milli takımı da örnek zaten. Ama tabii şimdi var. Dortmund eski Dortmund değil. Ama Dortmund'un her oyuncusu çok önemli oyuncu. Çok. Mesela Mkhitaryan diyorsunuz değil mi? Bir Ermeni. Evet. Görseniz böyle çelimsiz, esmer, orta boylu, zayıf ama... Sokakta bana göre çok iyi adam. Sokakta görsen tombala. Normal şartlar altında Dortmund'un maçı en az 3 farklı kazanması lazım. Normal şartlar altında. Ama bu Galatasaray. Tuhaf bir takım. Nasıl tuhaf? İki tane tuhafı yaşayayım. Söyleyeyim size. Normalde hiçbirimiz Juventus'u geçebileceğini düşünmezken kar, mar, saha iki defa iki günde oynandı falan. Schneider'in golü turu geçirdi. Hocam Drogba faktörü vardı. Tamam. Normal şartlar altında Dortmund'un maçı farklı alması lazım. Ama Dortmund eski Dortmund değil. Galatasaray'ın çok az da oluşa şansı var ama ille de kim kazanır derseniz tartışmasız Dortmund'un kazanması gerekir diye düşünüyorum. Borussia Dortmund'un yediği goller ekrana geliyor. Lig maçlarından kesitler ekrana geliyor sevgili seyirciler. Mainz maçına geçtik. Bakın defansı çok önde bu sezon. En çok eleştirildiği noktalardan birisi de bu. Az adamla savunmada yakalanıyor ve süratli futbolundan kaynaklandığı belirtiliyor. Bunun da altını çizerek belirtelim. Geriye dönüşlerde sıkıntı oluyor ve bakın işte Mainz takımından arka arkaya yediği goller. Borussia Dortmund'un defansif anlamda sıkıntı yaşadığını da biliyoruz. Abdülkerim hocam. Sıkıntıları var. Bakın şöyle bir yani şey. Yani biraz Vahit Halilovic'in Cezayir'i oynattığı gibi mi oynasın Galatasaray? Onu mu diyorsun? Evet öyle diyorum. Bak şöyle diyorum. Mesela eğer her iyi futbol takımı kendinden kötü futbol takımını yenseydi futbol çok cazip bir spor olmazdı. Dolayısıyla tabii. Dortmund Galatasaray'dan iyi bir takım olabilir. Fakat olabilir. Tabii strateji diye bir şey vardır. Maçlarda strateji diye bir şey vardır.
Galatasaray, yok, Prandelli'de Galatasaray yok. Bu maçta çok akıllı bir stratejiyle oynamalı. Rakibin en büyük silahı kontrataklar değil mi Ertem'cim? Evet. En büyük silahı. Bu kontratakları yememek için kendi sahanda oyunu kaybedip top kullanmayı rakibe bırakmak lazım. Bazen öyledir. Bilinçli olarak topu rakibe verirsin. Rakip oynar. Galatasaray, Dortmund'un yapmak istediklerini Galatasaray yapabilir. Sağlam bir defans. Kendi kalesinin önünde kurulmuş. Önünde kalabalık bir orta saha. İleride tek forvet, bırakılan bir Burak. Süratli Burak. Dortmund'a alan bırakmayıp topla oynamasına müsaade edip belki belli bir bölgeye kadar. Buradan Dortmund'un yapacağı pas hatalarından yararlanıp kontratakla gol aramak. Hani maçın sonunda da eğer bunu başarabilirsen, en kötü bir puan bile alsan, bu çok başarısız bir skor olmaz. Anderlecht deplasmanını düşündüğün zaman en azından bu gruptan bir üçüncülük alıp Avrupa Ligi'nde, UEFA Ligi'nde yoluna devam edebilir. Hocam, büyük handikap var. Melo cezalı değil mi? Hocam dolayısıyla Melo cezalı. Diyemiyorum. Melo cezalı mı? Melo cezalı bu değil hocam. Değil hocam, hocam ki. Şey Çeccu cezalı galiba. Sarı kart cezalı diye biliyorum. Öyle mi ya? Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar öyle mi? Şey kim atıldı Galatasaray maçında? Kimse atılmadı Galatasaray'dan. Kim cezalı? Kim cezalı? Ben cezalı bilmiyorum. Sarı kart cezalı. Daha ikinci maç. Kim cezalı? Üçüncü maç. Bu üçüncü olacak. Maç, İki maç oynandı. Arsenal maçında bir şimdi şey yok. Şimdi Prandelli'yle biraz önce Rasim Ozan Kütahyalı'nın yapmış olduğu bir açıklama vardı. İşte hamleler konusunda satranç gibi dedi. Karşı hamleleri daha hızlı, daha dinamik yapabilen bir teknik adam olarak gösterdi Klopp'u. Hem 17-18 Şampiyonlar Ligi'ne karşılık 25. Şampiyonlar Ligi, 25 Şampiyonlar Ligi maçı devirmiş. Klopp daha tecrübeli. 7-8 maç, 10 maçta. Şimdi o her şeyden önce Prandelli bir şekilde İtalya içi dengeler sebebiyle gelmiş, İtalyan milli takımından önce de kariyeri olmayan bir adam. Yani bir benzetilirse bizim Abdullah Avcı'ya benzetilebilir ki bence Abdullah Avcı Prandelli'den daha iyi hocadır. Ne? Kesin. Hayır, Prandelli Abdullah Avcı'ya benzetilir. Yani geçmişte kariyeri olmamakla beraber bir şekilde çeşitli sebeplerle İtalyan milli takımı daha İtalya öncesinde final oynatmış. İtalyan milli takımı öncesinde bir başarısı yok. Bir İki takımda da cezalı yok diye Emre Zamanoğlu şu anda mesaj attı. Balotelli'yi söylüyorsunuz. Ben lafa bakarım adam. O Mevla'nın lafı değil. Ona geçmeyelim şimdi. Balotelli'ye geçmeyelim. Şimdi hayır. Bölmeyelim konuyu. Bir söz vardır Hazreti Ali'nin. Söyleyene değil söylenene bak. Söylenen doğru orada. Evet kardeşim. Prandelli'nin Selçuk İnan'a yaptığı adamlık değildir. Ya ne yaptın? Genel, evet. Şimdi bak yaptı. Konu çok başka bir yere gidiyor. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Tamam. Prandelli bir dakika. Ben konuyu net biliyorum. Çok net ya, başka yere gidiyor sonra. Sonra konuşuruz bir saniye. Abi beni bir kesmeyin abi. Ya ben Selçuk konusunu biliyorum. Niye? Bir kesmeyin abi. Sonra niye yanlış yönlendiriyoruz insanları? Niye yani Prandelli niye Selçuk'u şey ateş attı? Niye? Niye attı? Söyle. İzini verdi ya. Ne izini verdi? Söyle bakayım. Ne dedi? Ya Arsenal maçından bana geldi, sonra bana geldi dedi, oynamadık. Abi. Evet adalesi çekiyor, hastayım dedi çocuk. Hastayım dedi, adalesi çekiyor. Prandelli öyle demedi ama. Orada, yorgunum böyle bir dedi bak. Hasta yorgun, adalem de çekiyormuş, adalesi çekiyor çocuk. Sinan Engin. İşte orayı söyleyeyim. Sinan Engin, hizime duranmış, resmen günah kimsi gibi ortaya. Neyse geri dönmek istemiyorum evet. Ama ben söyleyene değil, söylenene bak. Söyleyen kişi, itibarsız biri bile olsa, söylediği doğruysa, doğrudur arkadaş. Prandelli adam madam değildir. Hoca da iyi hoca da değildir. Ve işte Fenerbahçe maçında bir stratejik taktik bir şey yok. Alves affedersin tam bir salaklıkla kırmızı kart gördü. Allah'a şükür Snyder gibi büyük bir yıldızımız var. Takır takır geçtik. Şimdi Borussia Dortmund maçında da keşke yani keşke bir şey olsa yani yine herhalde yıldızları kıyaslama şeyine getirdiniz. Onu ayarladınız ama yani ben hala bu maçta da Galatasaray'ın gole gitme yönünde tek umudu Snyder'de diye düşünüyorum. Bir de tabii Galatasaray'ın maçı kendi sahasında kabul etmesi gerekir ama arenada da böyle bir şey ne kadar doğru olur bilmiyorum. Söyleyeceğim bu. Hocam Melo ve Cemal bu maç sarı kart görürse cezalı duruma düşecekler. Cezalı yok. Eğer görürlerse bu maçta sarı kart görürlerse cezalı duruma düşecek. Cemal ve Melo. Snyder mi Reus mu? Royce. Şimdi Snyder mi Royce mu? Hocam madem Rasim böyle bir aynı şey değil. İddia attı ortaya. Ama aynı yerin oyuncusu değil ki bunlar. Ama hangisi dersen tabii ki Royce. Oyunu yönlendirecek, oyunu değiştirecek, oyunu kaderini değiştirecek. Şu an Royce. Royce. Snyder daha yıldız değil mi hocam? Snyder belki isim kariyer olarak daha önde gibi durabilir ama Marco Royce çok tehlikeli bir oyuncudur. Bir kere çok hızlı, çok süratli bir oyuncudur. Yani bir de Alman milli takımında biliyorsun sakatlığı sebebiyle
uzun bir sakatlıktan, yoksa Alman milli takımının bank oyuncusuydu, evet, hocam. Tabii. Dünya Kupası'nda Almanya bundan mahrum, dünya şampiyonu oldu. Doğru. Çok tehlikeli bir oyuncu. Snyder ise daha başka özellikleri var. Durduğu yerden gol atan. Evet, topa daha iyi vuran. Bir de takımın Snyder bunu takımı, olumlu anlamda söyledim. Evet, tabii tabii. Snyder bir de takımın bütün pas bağlantılarını Snyder üzerinden yapabilir. O da Marco Reus'a sol açık. Snyder'da solda oynuyor diye koymuşlar ama tabii doğru değil. Evet, Snyder daha böyle oynatan şey bir oyuncu. Evet. Yani serbest, her an sağa giden, sola giden, ortaya giden. Reus da istediği zamanlarda, hayır bence siz yanlış biliyorsunuz. Reus da istediği zamanlarda tamam, Reus ben yani benim şeyim oyunda, bak oyunda özür dilerim. Yanlış dedi de onun için. Reus da istediği zaman sola çıktı. Reus ben ya sola çık ama istediği zaman oyunda hakimiyeti alıp takımda liderliğe soyunabilecek görevde olan bir futbolcu. Yani rakibi ofansif anlamda rakip defansını zorlayabilecek bir oyuncu. Evet. Hani öyle mi Zilengi? Diego Ribas'ın bir özelliği vardı. Werder Bremen'de oynarken hatırlarsan sol çizgiden içeri kat edip Alex'in atar olduğu bölgelerde şut atan bir oyuncu. Roche bu ya, bunun farkındayım. Senin futbol bilgin Ertan benden üstündür. Ha, estağfurullah. Yani bilgin yok ama Marco Reus benim izlediğim Marco Reus. Bu direkt kaleye gidebilen süratli. Ama Marco Reus yani Snyder şimdi 31 yaşında. Marco Reus benim bildiğim 25 yaşında. İyi baksın değil mi öyle? Yani ama bizde yaşında. Galatasaray'da sonucu. O fark var ama bir 2010 yılındaki Snyder Marco Reus'tan çok daha üstün oyuncuydu. Galatasaray'da yani Snyder oyuna katkı sağlarsa Galatasaray ancak gol atma ihtimali. Selçuk İlkay gelsin. Selçuk İlkay. Bayıkken muhtemelen oynamayacak. Net bir açıklama yapamadım. Yeni başladı. Belli olur. Köln maçında oynadı çünkü. Eski İlkay mı? Değil. Eski değil. İlkay değil tabii. Yani onun için İlkay ama bu. Selçuk. Ama İlkay bana mesela Selçuk'la Mkhitaryan'ı koysana ya. Selçuk yine. Eski Mkhitaryan. Selçuk mu? Hocam onları şey. Bak Mkhitaryan değil mi? Kabul etmez. Bak Reus Moş da bana göre iki tane çok tehlikeli adam var. Biri Mkhitaryan, ikincisi de sağda oynayan Obemayan. Bir siyah var. Aubameyang. Aubameyang. Hocam Aubameyang bir de bu Reus da hocam. Bunlar tutamıyor. Reus tanınmış bir adam. Evet. Aubameyang nerede oynuyor? Nereden geldi? Nereden geldi? Fransa'dan. Evet, çok süratli bir çok acayip. Ya. Hocam bir şey söyleyeyim sana. Adamın aklını alır. Bunlar var ya, bak öne falan geçerlerse Ertem. Evet. Erken bir gol atıp öne falan geçerlerse. Aman Allah korusun öyle deme ya. Kapalıp tam istedikleri gibi oyun şekline de girerse. Yani üstüne gelen bir Galatasaray, açık veren bir Galatasaray. Orta sahadan pat 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 kanatlardan falan giderler. Yani, animallah çok kötü yaparlar. Bu yaparlar. Bir tane yaparlar ya. Açık alan. Onun için hocam. Yedi medide olur. Allah korusun. Allah korusun. Kendine gel, ne yaptın? Olabilir. Ne yapıyorsun? Korktuğum bir şey var. Olabilir. Korktuğum bir olay var. Henrik Mkhitaryan çok motive çıkacaktır. Yalnız bir avantajı bir var. Bir saniye. İkisi, onun sebebini biliyorum. İkisi de rahatsız. İkisi de sakatlıktan Henrik yeni Mkhitaryan çıktı hocam. Bak. Özellikle motive çıkacaktır. Niye? Hocam biliyorsun yani siyasi sebeplerden öyle çıkacaktır. Daha detaya girmeyeyim. Henrik Mkhitaryan çok motive çıkacaktır. Galatasaray'ın bütün maçlarını izlemiştir. Ve şu an en ve özellikle İstanbul'da da hat-trick yapmak isteyecektir. Endişe ettiğim konu o. Reus geçen sene Henrik Mkhitaryan'a çok dikkat etmek lazım. Mkhitaryan geçen sezon 9 gol atmıştı sevgili seyirciler. Reus da geçen sene 14 gol 14 asist 16 golle oynadı. Mükemmel bir performans. İşte biraz önce söylediğim olay da buydu zaten. Solda oynuyor ama ceza yayı bölgesine rakip ceza sahası ön çizgisi bölümünde aldığı zaman 14 asist 16 gol yaparak bir sezonu devirecek nitelikte bir oyuncu. Sinan Engin'in biraz önce sözü yarım kalmıştı. Sinan abiye dönmek istiyorum. Abi yok burada büyük futbol adamı var anlatıyor. Mkhitaryan 3 tane atar 5 tane atar. Ya büyük futbol adamı değil bak ben başka abi bir konuşurken bir dur da bitirelim. Biz de sana verin bak sen ya konuşurken biz giriyoruz mu? Sinan Engin. Böyle dinliyoruz. Ben senin sözünü bölmedim ki. Mkhitaryan sen konuşuyordun? Konuşurken ben sen konuşmuyordun abi yapma. Artı ben futbol dışı bir unsurdan bahsettim. Ya deme bize futbol dışı unsurlar bizi ilgilendirmiyor. Ya adam çıkıp oynayacak daha motive. Oynasın bize ne bu kardeşim futbolu ya. Futbolu ilgilendirmiyor mu? Ne alakası ya, var ya? Tamam ben konuşmuyorum. Bak kardeşim var olan bir gücün varsa zaten onu kullanırsın. Hayır. Bunu kalkıp da ekstra siyasi olarak siyasi olarak ben Mkhitaryan'ın bunu karıştıracağını ne sanmıyorum. Ne alakası ya, var ya? Yani buna en çok sen daha çok inanmayan birisin. Kimsenin haberi yok. Yani. Senin haberin var mıydı? Mkhitaryan'ın Ermeni bilmem ne falan. Hayır motive oldu falan. Yok bu öyle düşünmeyelim. Olur mu canım Mkhitaryan? Tamam hocam hayır. Ermeni olacak da yani 3 tane atmak isteyecek çok hayır Ermeni Türk probleminde. Öyle diyor. Hayır Mkhitaryan'la Dortmund Atina'da oynasa. Tabii tabii. Mkhitaryan'la Dortmund Erivan'da oynasa hani diyelim ki bir Ermeni takımı evet, Erivan takımı şeye geldi Şampiyonlar Ligi'ne orada da oynar. Hocam bunu o anlamda değil. Bak ben Henrik Mkhitaryan'ın daha belki devresini biliyorum. Ayrıca herkese de saygı duyarım ben.
bazı eski, bazı bizim eskiden de aramız kötüyken Türk oyuncular Yunanistan'a daha motive olurdu. Ben bir şey demiyorum. Ben bunu Mkhitaryan'ı kınamak için söylemiyorum. Ayrıca o konuda da çok özgürlükçü bir adamımdır ben. Hoca da bilir. Ama mesela Diorkaev vardı, hatırlar mısın hoca? Evet. O da çok motive çıkardı. Söyler. Türklere atacağım, gömeceğim. Böyledir. Allah'a şükür şu an Türkiye'nin bir kötü. Yani, onu diyorum ama bu ters de tepebilir. Onlar da diyebilir. Alpay'ın böyle... Ben bir Rasim Ozan gibi konuşuyorum. Bırak desinler, insanlar istediği gibi demokratik haklarını kullansınlar. Türklere daha fazla motive olsun. Bizimkiler de, pardon. Eğer Mkhitaryan böyle daha fazla motive oluyorsa Burak da, Selçuk da daha fazla motive olsun. Çıksın oynasın. Ben geri aldım. Sorun oldu. Ben geri aldım. Ben hala Melo'nun cezalı olduğunu iddia ediyorum. Hayır, değil. Ben öyle iddia ediyorum. Yanlış biliyorsam da özür dilerim. Şimdi bak, arkadaşlar cezalı değil diye biliyorum. Değil, ben benim iddiam bu. Belki ben yanılıyorum. O Gabonlu neydi o? Aubameyang. Aubameyang evet. Saint-Étienne'den gelen, evet. Fransa'dan gelen. Çok süren. Bir anormal adam. Bir anormal. Immobile Torino'dan geldi. İtalya Torino'dan. Tabii Lewandowski yakın zaman normal şartlar hocam, altında. Hocam bu da çok çabuk adam. Çok süratli. Dortmund golleri erken bulursa. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Maç 6'ya 7'ye gidebilir. Bak 6'ya 7'ye gidebilir. Siz evet. O kuralı değiştiğini ya belki size bilgi geliyorsa. Kardeşim, hayır, ben, bilgi geliyorsa Melo ile ilgili. Kural değişti. Tamam. Kuralın değiştiğini belirtelim. Tamam, Melo cezalı değil. Yani İnşallah siz da cezalı değildir. Yönlendirilmeyin yani. Immobile hocam, Burak. Bunlar hepsi süren Melo abi. Burak olarak falan bak. Böyle bir tek böyle tek tek yani böyle kıyaslanmaz. 3-4 tanesi var zaten elimizde. Takım olarak bakmak lazım. Şimdi Burak iyi futbolcu olabilir. Schneider Royce'dan da iyi oyuncu olabilir. Royce geçen sene Almanya'da yılın futbolcusu. Bakın hayır hayır olabilir. Yıldızdır. Schneider de bir dünya çapında bir yıldızdır. Şimdi ayrı bir şey var bahsettiğimiz. Ama bu bir takım oyuncusu. Hı hı. Takımı tamamıyla bir ekip olarak çok iyi bir takım. Dortmund takımı. Liginde iyi olması da çok önemli değil. Ama 3 hafta sonra açılabilir. Liginde hemen bir maratona başlayabilir. Arka arkaya kazanabilir. Hı hı. Ayrı bir şey. Onlar genelde Alman'da kendi ligine çok fazla şey yapmıyor. Avrupa'da. Tottenham nasıl mesela? Kendi ligini falan önemsiyor da. Tabii canım. Avrupa önemsemiyor. Kendi liginde Avrupa'da ben nereye kadar gideceğim diyor. Ne gerek var diyor. İşte 5 maçına baktığı zaman 7-8 tane eksik de oynadı. Son Southampton maçına oynayan, Beşiktaş maçında oynayan 9 tane oyuncu yok. Bir kaleci vardı. Onu değişikti. Neyse 9-10 oyuncu evet. Yoktu. Şimdi onun için bunu bu şekilde dediğin zaman o da iyi oyuncu, o da iyi oyuncu. Ama yani Burak'ın alacağı top, Burak'a gelecek paslar, Burak'a araya atacaklar nedir? Immobile'ye atılan toplar nedir? Oyun nereye gidecek? Yani böyle baktığın zaman şimdi bir sınıfta kalırız. Böyle baktığın zaman eşlersek 5-0 dersin Dortmund lehine. Yani üstün oyuncu dersin. Tabii, oyuncu hepsini var. Takım olarak da. Ama burada saha avantajı var. Seyirci avantajı var. Bir takım oradaki sahanın içindeki... Abi oyun yani, stratejisi pozitif, var yani. Pozitif tabii. Prandelli'nin taktiği var. Ne oynayacak? Erken gol oyunu değiştirebilir. Ama bizim de oyuncularımız kötü değil. Bizim de oyuncularımız kötü değil. Ama dediğin gibi senin orta sahan onun orta sahanı değil ki artık onun orta sahası makine gibi işliyor. Senin orta sahan 3. bölgeye gidemiyor, çoğalamıyor. Hiç gördünüz mü Galatasaray'ın? Bak, burada mesela biz avantadayız. Hayır son zamanlarda. Burada kaleci de biz avantadayız. Son zamanlar hiç Galatasaray'ı siz gördünüz ki 5 oyuncusu rakip ceza sahasında. Evet. 4 oyuncu ve 5 oyuncu girdiğini gördünüz. Çabuk çıkamıyor, kalabalık gidemiyor. Hayır gidemiyor, giden de gelemiyor. Fiziksel de Galatasaray'ın en büyük eksiği hücumda da çoğalamıyor. Savunmada da kalabalık olamıyor. Olamıyor. Bu boşluk. Orta sahası da çok boş oluyor. Aynen öyle. Ama kaleciler çok iyi. Yavaş ve Galatasaray'ın orta sahasından çok çabuk geçiyorsun. Yani sabah yani kalecileri sabahtan aşma kadar mustara dönüyor. Ayrı bir şey. Yeni yönetmeliğe göre onu belirtelim. Şampiyonlar Ligi'ndeki kuralı ben bir kez daha belirteyim. Bu değişen kuralı. Özür diliyorum. Gruplarda 3 sarı kart gören futbolcu cezalı duruma düşüyor. Cemali ve Melo'nun 2 sarı kartı var sevgili seyirciler. Bu maçta görürler. Bunu belirtelim. Evet. Bu arada Galatasaray'da 5 Almanya doğumlu futbolcu var. Furkan, Yasin, Hakan, Hamit ve Koray Günter. Tarık. Şamdan. Tarık. Tarık. Sevgili seyirciler bunu belirtelim. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 19 Avrupa maçında sadece 3 yenilgisi var. Son 19 maçında sadece 3 yenilgisi var. Peki. Onun da altını çizerek belirtelim. Mustera ve Veydan Feller. Ben bu konuda aslında çok fazla size katılmıyorum. Ne? Tabii. Bu yani Dortmund'un kalecisinin çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Kötü demiyorum ben. Mustera fakat Mustera, Veydan Feller'den 2 gömlek daha iyi kaleci. İki gömlek daha iyi kaleci. Ben aynı görüşte değilim. İkisi de çok iyi kaleci. Hocam yok hocam. Bence Weidenfeller Feller de iyi kaleci. Yapma hocam Weidenfeller. Ben Ahmet Hoca'ya katılıyorum. Niye? Weidenfeller'in şansı Neuer gibi Bayern Münih'in dünyanın en iyi kalecisi seç. Bana göre dünyanın en iyi kalecisi. Tamam. Evet. Ben, evet. Evet. %100. Onun için kendini gösteremiyor. Neuer yaşadığı sürece
Alman bir takım kaleci Neuer ama Weidenfeller değil. Hocam mesela Sneijder'in bu iki füzesini Weidenfeller çıkartabilir mi? Öyle onu bir şey demez. Çıkartam. Yok canım o hocam. O kadar öyle. Evet hocam ben Muslera'nın dünyanın en iyi 5 kalecisinden biri olduğunu düşünüyorum. Şimdi, Jürgen Klopp'un açıklamasına gidelim. Sevgili seyirciler, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın grubunda yer alan Borussia Dortmund teknik direktörü Jürgen Klopp Galatasaray'la ilgili çok ilginç bir ifade kullanıyor. Dikkat edin, Galatasaray'ı tanımıyorum diyor. Bir izleyelim sonrasında. Yorumcularımız ne diyecek hep beraber bakalım. Alıp getirmiş hepsi yıldız olmuş. Ultraslan çarşamba günü biliyorsunuz Avrupa'da değil dünyada en iyi koreografiyi yapan ülkeler işte İtalyanlar Milan'ı biliriz Inter'i biliriz o Milano derbilerinde müthiş koreografiler yaparlar. Onları artık biliyoruz ama onlar da artık eski havalarında değiller. Ama Borussia Dortmund'un amatör bir takımla oynadığı zaman bile yaptığı koreografiler vardır. Şimdi Galatasaraylı taraftarlarla Dortmundlu taraftarlar arasında futbolcular haricinde tribünlerde bir mücadelesi olacak. Mücadele şu anlamda koreografi. En iyi görsel şovu kim yapacak? Galatasaray'ın son yıllarda özellikle biliyoruz son 3-4 sezondur 5 sezondur Avrupa'da değil dünyaya nam salmış bir tribünü var. Koreografi yapan Dortmund maçında bütün dünya tribünlerinin gözü arenada olacak şeklinde bir açıklama yaptılar. Bu Borussia Dortmund'a adeta bir meydan okumaydı. Onlar da heyecanla bekliyorlar ve müthiş koreografiler olacak. Ultra Aslan'ın yapmış olduğu koreografiler vardı. Onları bir ekrana getirelim. Büyük bir merakla bekleniyor. Özellikle müthiş, son maçtaki Suinus'un koreografisi yine gündemde yer aldı. Müthiş koreografilerin altına imza atan Borussia Dortmund adeta meydan okuyan bir tribün durumunda şu anda koreografi anlamında. Bakalım neler yapacaklar ama gerçekten açıkçası ben de bir futbol sever olarak bu tip görsel şovları çok beğenen birisi olarak ben de bekliyorum. Ama Borussia Dortmund'un da hakkının yenmemesi lazım. Sevgili yönetmenim Ahmet'ten rica edeceğim. Borussia Dortmund'un da müthiş koreografileri var. Tabii bunun bir de Almanya'da da cevabı olacak. Galatasaray müthiş hem forveti düşünüp hem defansı düşünen futbol diliyle bir koreografi yapması lazım. Çünkü Almanların da Borussia Dortmund'un da hakkını vermek lazım. Avrupa'da değil. 7 kıtada gerçekten nam salmış bir tribünü var bu konuda. Koreografide paraya hiç kıymayan, insan gücüne hiç acımayan müthiş bir görsel şov yaptığını da belirtelim. Hani Milan'ın, Inter'in tribün liderlerinin Dortmund'larla zaman zaman bir araya gelip bu hafta ne yapacaksınız şeklinde birbirlerine bu konularda bilgi alışverişinde bulunduklarında biliyoruz. Sadece Almanya değil, Avrupa'nın değil, dünyanın en önde gelen Erdem, koreografi ustaları, Dortmund'da ustaları. Sen tabii sen daha iyi biliyorsundur. Dortmund'da stat kaç bin kişi oynandığını ve kaç bin kombinesi var biliyorsun değil mi? Tabii. 80-90 bin falan. 70 bin yani seyirci oynuyorlar. Net kombinesi. Yani 80-90 bin falan oynuyor. Şimdi tabii Ultra Aslan'da bu konuda tabii müthiş yani. Tabii. Takdir yani tamamıyla. Çarşamba mesela merak ediyorum mesela. Fenerbahçe maçında aynı şekilde baktık. Evet çok güzeldi görsel şov. Ha oradaki maç rezaletti Avrupa'daki. Oradaki rezaletti. Kaçtı yani Arsenal maçındaki o stat'taki o ambiyans rezaleti hiç yakışmadı. Ama bu müthiş. Şimdi çarşambayı mesela merak ediyoruz. Mesela ne yapacaklar? Ne yani bu da çok güzel. Sonu sulak baksana. Bunlar falan yani müthiş çok güzel. Ya dedim ki bunlar güzel bunları görelim. Bunları görelim bunları İnşallah, yaşatsınlar. Evet. Bunları bize bunlar olması lazım zaten tabii. Bunlar futbol zaten evet. Yani futbolun güzel yanı bu. Şovu bu. Futbol bir eğlence olduğunu, futbolun bir eğlence olduğunu insanlara ama dediğin gibi insanca seyretmek ama tabii kalkıp da futbolcusuna sahada hani küfür, yuhlamak evet. Bilmem ne falan değil. Dünya hiç abartmadan söylüyorum şu anda Borussia Dortmund'un fan sitelerinde taraftar sitelerinde merakla bekleniyor atışmalar da başladı bu konuda yakın olduğumuz arkadaşlarımızla da konuşuyoruz gerçekten de sadece şu söyleniyor bana çarşamba gününü beklesin bütün Türkiye değil Avrupa değil bütün dünya şeklinde. Ahmet hocam siz ne diyorsunuz hadi bu bakalım. Şovlara koreografilerle ilgili sizin bir... Hiç bunları benim için hikayedir. Hayda. Yani öyle Galatasaray tribünü müthiş bir şey yapmış. Dortmund'u önemli yapma olan hocam, sahada, yapma. Sahada vereceksin. E tamam ne yapsın bunlar? Şimdi bunlar da görevini bir yapıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Koreografi falan yaptın. Süper dünya. Aa ne güzel yaptın. Maç 7 oldu. 5 oldu. Ne yapacaksın? Ya hocam sen de var ya. Ya Allah öyle bir temennim yok. Hocam, Atalanta İtalya Ligi'nde yerlerde sürünür ama Atalanta'nın taraftar grubu. Evet. Taraftar grubu.
dünyaya nam salmıştır. Atletico Madrid küme düştüğü maçta 30 bin 40 bin kişi oynamıştır. Sayıya lafım yok küme düşer, ama küme düşen takımın sayıya o taraftarı kırmızı beyaz lacivert taraftar dünyaya nam salmıştır. Sen de taraftarın sen hocam. Bunlar futbolun güzel tarafı. Sayıya falan lafım yok. Kore'yle de güzel de bu fazla beni ilgilendirmiyor. Hoca kafayı takmış şimdi. 5-6 olur mu? Hocam sen ne diyorsun? 5-6 olur mu falan? Hocam koşuyoruz ya. Sen deminden beri 6 olsun 7 olsun. Estağfurullah. Ya sen 5-6 olacağını düşünüyor musun? Hayır bir dakika. Gönül ister ki Galatasaray Dortmund'da, İstanbul'da da Dortmund'da da yensin. Herkesi yensin. Evet. Gönül ister ki Galatasaray bu gruptan birinci çıksın. Hocam yeniden söylüyorum. Bilimsel analiz yapan bir Ahmet Çakar olarak, evet, futbol adamı olarak 5 yeme, 6 yeme ihtimali var mı? Galatasaray'ın 5 yeme ihtimali Galatasaray'ın maçı kazanma ihtimalinden daha yüksek. Ne diyorsun hocam? Yapma, o kadar da değil. Bak, tamam tamam dur mı? Yapma 5. Bak, Galatasaray'ın 5 yeme ihtimali mi daha yüksek? Maçı Galatasaray'ın kazanma ihtimali mi dersen matematik olarak... Müdahale et, yapma böyle bir moral olduğunu. Ne müdahale etsin Ertem ya? Ben yorumcuyu niye susturayım bu konuda ya? Sen nasıl Galatasaray'ın... Bir dakika ya, Allah aşkına nereden ben doğradım? Galatasaray tribünlerinden bahsediyorum. Müthiş koreografi. Ertem sen moderatör değil misin? Galatasaray'ın... Sinan abi sana bir mesaj var. Çok ciddi bir yerden mesaj var şu anda. Galatasaray'ı savunmak Ertem sana mı kaldı? Şafak Sezer diyor ki... Ertem Bey kardeşim, Sinan Engin hangi saatini taktı acaba diyor. Şafak abi senin saatlerine takmış, onu söyleyeyim. Görmüş çalar, hangi görürse saatini çalar takmış. Ha. İşte görmüş, bir şey söyleyeyim size bakın. Bu saat Kore'ye göre. Ya hocam popüler kültür saatler mi Türkiye'deki ya? Hocam nelerle uğraşıyorsun? Hocam bir müsaade edin diyor. Marka giymeler, lüks saatler, Kore'ye göre filan. Boş işler bunlar. Hocam Şafak Sezer sevmez. Siz ne bilecek? Ne sevmez Şafak? Şafak çok sevmez. Şafak aslan gibidir ya. Neler söylüyorsun? Şafak'ı ben çok severim. Olur mu? Geçenlerde mi görüştün? Evet, burada adam gibidir ya. 15 gün önce ben bu görüşü. Bırak şimdi Şafak. Saat sevgi. Ya arkadaş bırak Şafak'a tartışacak falan yeri mi taş Şafak? Aynen öyle, aslan gibi devam edin. Bu popüler kültür insanlarını sevmiyor. Şafak bizim kardeşimiz bizim. Bir dinle. Sevmez. Bak şimdi ya, niye sevmesin Şafak, sevmeyen var. Saatleri sevmez. Dinle. Galatasaray. Bak Galatasaray. Yine söylüyorum. Can Sinan mı? Ya benim arkadaşımı arkadaşımı yordu. Yapma Rasim ya. Vallahi bir şey söyleyeyim. Yer değiştirelim mi? Gel bir şey söyleyeyim sana Rasim. Sinan sen böyle geldin. Ya Ahmet Çakar'a kıssana, o karıştırdı ortalığı. Ahmet Sezer, bak Ahmet Çakar. Abi Sezer. Ben sözünü kesmem ki bir şeyin. Ya sen nasıl bir insan olur Ahmet Çakar? Ahmet Çakar bir şey söylemiyor ki abi. Ahmet Çakar konuşuyor, işine bakıyor, duruyor. Sen öyle değilsin ki, sen yırtık dondan çıkar gibi. Orada ne oldu? Pırt diye çıkıyorsun abi. Ya, ya ben öyle bir şey görmedim. Hakikaten yani bu var ya. Şeyde durmaz perihan gibisin kardeşim. Allah Allah. Aman Sinan abi. Ya bir sus. Konuşurken bak, burada konuşurken yani perihan dedim kardeşim. Bu ya, bir dakika. Ya maçtan evvel böyle bir yazılır mı? Yapmayın etmeyin ya. Bakın Galatasaray'ın 5 yeme ihtimali, futbolda her takımın 5 yeme ihtimali vardır arkadaş. Öyle bir şey yok. Vardır. Ama Galatasaray takımı iyi oynamak zorunda. Bak ya, vasat falan değil. İyi, maksimum her futbolcu kalitesini ortaya koymalıdır. Onun dışında yani hocanın söylediği gibi 5'ti, 6'dı, 7'di falan çok zor. Bir şey sorabilirim sana. Sorma. Galatasaray 5 yerse Prandelli gitmeli midir, yoksa sana göre yine kalmalı mıdır? Değil, gitmeli falan değil. 5 yerse 5-0 olur. Galatasaray en büyük hatasını yaptı. Ne yaptı biliyor musun? Real Madrid'den. Bak Galatasaray önce bir futbolla ilgili. Galatasaray 5 falan yemez. Galatasaray zor kafa kafaya oynar. Ha yener mi, yenilir mi? Ayıp olur. Ben insanların şimdi hayalini yıkmayayım, ben bunu söyleyeyim. Ama zor geçer. Yenilir ve yenilmez. Ama Prandelli gider mi gitmez mi değil. Galatasaray sezon başında yanlış antrenör getirdi. Evet. Prandelli Galatasaray'ın teknik direktörü değil. Ama yollarsan kimi getireceksin? Tabii. Türk yapabiliyor musun arada bir Türk? Mustafa Hoca. Türk. Evet. Şimdi Prandelli'yi getireceğin Hikmet Karaman'ı getirseydin. Mustafa Denizli. Ya hayır. Mustafa Denizli. Hikmet Hoca Denizli. Hayır. Mustafa Denizli. Hikmet Karaman'ı danışman gibi seçmişti. Bir soru sorabilir miyim size? Hikmet Karaman'ı getirseydi. Hikmet Karaman 4 tane... Bak Türkiye Ligi'nde sorabilirsin Ertan'cığım. Türkiye Ligi'nde 4 tane Prandelli der. Bak Türkiye Ligi'ndeki antrenörlüğü olarak diyorum. Ya burada Şampiyonlar Ligi'nde ne olacak? Sinan'a da demiyorum. Hayır. Şampiyonlar Ligi'nde de yapar. Ama yurt dışında İtalya'da Prandelli ondan üstün olabilir. Sinan abi. Nasıl şu şeyi yapmıştım? Hani Mancini İtalya'da büyük hoca olabilir. Ama Türkiye'de Fatih Terim. Mourinho. Avrupa'da büyük hoca olabilir. Türkiye'de Fatih Terim dedim. Aynı şekilde Türkiye'de Prandelli değil abi. Türkiye'de Hikmet Karaman'ı getirirdim.
Buyur, aynı fikirdeyim canım. Ersun Yanal'ın Galatasaray'a gelme ihtimali var mı? Olmaz. Şimdi bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi Ertem? Bu Ersun Yanal Galatasaray'a, Galatasaray Ersun'u almaz. Almaz. Ersun Yanal gidebilir. İşte. Ersun gider. Çünkü Ersun hiçbir yere bağlı değil. Profesyonel. Hiçbir yere bağlı değil. Fenerbahçeli, Galatasaray ve Beşiktaş. Başarılı gidebilir. Başarılı bir teknik direktördür ama Galatasaray Ersun Yanal'ı almaz. Çünkü Galatasaray taraftarı Ersun Yanal'ı kabul etmez. Bak, Ersun Yanal'ın gideceği bir tek yer vardır. Belki Halil Hoçiş giderse. Trabzon mu? Yani kabul ederse de. Trabzon, daha önce Trabzon macerası yok mu Ersun Fark hocam? Etmez ama bu iyi kadrosu var. Ne? İyi kadrosu var. Şu an Trabzon'un iyi bir futbolcu transferi yaptı. İyi bir kadrosu var. Ersun Yanal belki Trabzon olabilir. Onun dışında Türkiye'de normal takımlar falan var. Türkiye liginden takımlardan var transferler ama ben Galatasaray Ersun Yanal olacağını zannetmiyorum. Koray Günter, Borussia Dortmund'un altyapısından yetişen Borussia Dortmund patentli bir oyuncu Yasin Öztekin gibi tıpkı. İki Dortmund oyuncusu var. Bir röportajı var. Ondan sonra sana döneceğim. Bu yaptığınız doğru bir şey mi? Hangisi? 5 yemek. Hakikaten bu çok ayıp ya. Bu ne ya? Hocam ya, bu nasıl bir de 5 yemek? Ertem, sen de bundan müsaade ediyorsun ya. Koray Günter'e gidelim. Biz bir abi ne ya? Sil kardeşim bunu. Bir saniye müdahale etmeyin. Müdahale etmeyin. Ayıp ama ya. Müdahale etmeyin. Koray Günter'e gidelim. Allah aşkına Rasim Bey. Hakikaten Yasin Bey'e gidelim. Koray Günter'e gidelim. Koray Günter gelsin. Sıra Engin olunca susuyorsun. Bir de Dortmund çok iyi bildiğim bir takım. Galatasaray'da Dortmund'la oynayacak. Neler söylemek istersin? Galatasaray'ın şansı nedir? Nelere dikkat etmeli Galatasaray? Ya ilk baştan çok 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 koşan bir takıma karşı oynayacağız. Dortmund her zaman çok büyük bir hırsla sahaya çıkıyor. Hoca onun için çok maçlardan önce bize çok hırs veriyor ve ne yapacağımızı çok iyi anlatıyordu o zamanlar. O yüzden bizi çok iyi analiz edecekler. O yüzden kendi hatalarımızı durdurmamız lazım ve daha da çabuk oynamamız lazım. Çünkü yani önden arkaya çok çok çabuk geçiyorlar. O yüzden işte dediğim gibi çok çok çabuk hücuma geçmemiz lazım. Ve defansa da çok çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü çok hızlı ve kaliteli oyuncuları var. Evet. Koray Günter, Borussia Dortmund'dan büyük umutlarla geldi ama o umutlara ne kadar karşılık verebildi tabii onu da bilmiyoruz ama Sezgin Gelmez'e konuştu. Çok disiplinli bir hoca olduğunu anlatıyor zaten. Bütün dünya biliyor artık. Evet. Koray Günter'in yapmış olduğu açıklama. Dortmund doğumlu da yarın çarşamba günü eski takımına karşı Yasin'le beraber ya kenarda ya yukarıda bir yerde izleyecekler ama eski takımlar olacak. Şimdi Ünal Aysal'ın son Şampiyonlar Ligi maçı olduğu için ben böyle hezimetle bitmesi istemem. İstemiyorum. Adamın bir emeği var. Hezimeti nereden çıkarıyorsunuz? 5 falan filan değil, bunlar laftır. Ben anlatacağım şimdi hocanın. Şunu ifade etmek isterim. 25 Ekim'deki kongreyi pek konuşmadık. Şu an kafa kafaya gidiyor ama böyle yani Alp Yalman da alabilir. Duygu Yersuat'ın da alabilir ama Koray Günter'le ilgili bir şey söylemeyecek misin? Koray Günter'le ilgili şunu söyleyeyim. Yani bir anda Rasim, senin bu manevraların inanılmaz. Ya iyi de abi, Koray Günter'le iyi de bak, sen hep insanı sıkıştırıyorsun. Ahmet Çakar bizim bu beyaz futbol takımında, deli futbol. Onlar serbest eleman. Beni hep alana sıkıştırıyor. Ya Koray, ama seni alana sıkıştırmıyor. Şimdi Koray Günter. Koray Günter beni açmaz. Hadi oyuncu olarak şunu sevebilirsin. Beni açacak, konuşulur. Adam Borussia Dortmund'da oynuyordu bu çocuk. Prandelli acaba Koray Günter'den bir bilgi alıyor mu? Almaz. Takım içerisinde bir bilgi. Prandelli kendinden Prandelli banka hesaplarına bakar. Banka hesaplarına Navlun banka hesaplarına. Ya Rasim'in Koray Günter'le ne işi olur ya? Ya kardeşim. Rasim, sen kendi konuna gir bakalım. Nedir? Koray Günter ne abi? Yani Koray Günter'e kıymetli, çok geç ver. Tamam, seni yendirmez mi? Koray Günter'i harika görüyorum. Ya kardeşim, Koray Günter'i tam bulmuşsunuz, konuşmuşsunuz, güzel de. Yani nerede? Sağ ol Koray, Koray Günter'e. Abi dedi, Koray Günter nerede, bir yerde mi? Bulmuşsunuz, konuşmuşsunuz. Ha, tebrik ediyorum ya. Nerede Koray Günter? Nerede? He? A2 takımında. Ha, iyi zor olmuş. Bak. Kaç yaşında Koray Günter? 94 20 yaşında galiba. 21 yaşında. 95. Tebrik ederim vallahi ya. Ne oldu hocam, niye sordunuz? Yok yani hoca şimdi uyanmıştır, neden Dortmund'da kalmadı diye. Ya kardeşim, soruyor Galatasaraylılar 25 Ekim'de kim alır? 25 Ekim Alp Yalman alır. Alp Yalman geldiğinde de Mustafa Denizli Galatasaray yeni hocasıdır. Al sana bomba. Olay budur. Ne? Bilmem ne şu bu, 5 mi yeriz, 6 mı yeriz? Ya Galatasaray'ı baygınlardır gazetelerde yazıyor zaten. Baygın ettiniz kardeşim bu programda. Kardeşim gazeteler yazar. Ben gazeteye yazdığına bakarım. Ya Rasim bir dakika. Ben doğruna bakarım. Abicim, Rasim bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Demin evet, tamam sen. Gülme kahkaha şudur budur başka da. Galatasaray'ı nokta nokta ettiniz lafını bir daha kullanma. Ya Sinan Engin. Ayıp ama Sinan ya. Sinan Engin'e niye karşı çıkmadın demin? Nerede seni dövecekti?
Kim öyle ücretti ya? Evet. Ya Rasim. Ya Ziya'ya gidiyor. Beni kimse dövmez. Bıktım bu eyyamdan. Bak ne yaptı, ne söyledi? Sen yine sesinin kısılmasını istiyorsun galiba. Kısın tabii. Tabii diktatörlük bana yarar. Ben tabii onun... Senin de biliyor musun? Ben onun yol arkadaşıyım, kader arkadaşıyım. Biz beraber yola çıkmışız. En çok bana. Başkası oldu mu olmaz. Ahmet Çakar'da. Sinan Engin demin... Doğradı seni ince kıyım. Bu ne biçim şey? Beş böyle rezalet olur mu diye bağırdı. Doğru mu? Dut yemiş bülbüle döndün. Ya. Ama ben Koray Günter'le ilgili yorum. Ben Koray Günter'le ilgili yorum yapacağım. Bu adamı gören acır ya. Yapma etme ya. Rasim sandalyeni alıyorum. Ben hakikaten. Ben sana bir soracağım. Gel yanıma, bu kadar kırıldıysa ya, al sandalyeni, gel. Ya kırılmadı. Hadi ben Galatasaray adına. Galatasaray 5 yer diye bir KC'ye. Maçtan bir gün önce kolon diye. Ya Rasim senin var ya söylediğin ne altyazılar var biliyor musun? Ne altyazılar var. Ertem bir şey söyleyeceğim. Hocam niye bir cevap vermiyorsun? Ertem çok önemli bir şey söyledi. Sözünüzü vereceğim ya. Ertem çok önemli bir şey söyledi biliyor musun? Ben Galatasaray 5 yer demeliyim. Alp Yalman kazanır dedi. Ertem Bey. Ertem. Kazanmaz mı? Galatasaray 5 yer demedim. Fark atar Alp Yalman. Galatasaray 5 yer demedim. Galatasaray'ın 5 yeme ihtimali. Sen Duygun Yarsuvat'la yazın. Galatasaray'ın maçı kazanma ihtimalinden daha ya yüksek dedim. Evet, bu kadar. Alp Yalman kazanır. Normal şartlarda Dortmund maçı kazanır. Çünkü ama Galatasaray mı kazanır? Dortmund ki tabii ki Dortmund kazanır. Ya sonra hocam kusura bakma, Dortmund bilinmeyen bir takım. Koray Günter anlatsan olur, anlatmasan olur ya. Suat kazanıyor. Ya bence Dortmund bilinmeyen bir takım mı kardeşim? Bana sorsana. Ertem hangisi kazanırsa kazansın Galatasaray kaybeder. Ne alakası var hocam? Hocam Alp Yalman falan şimdi çok tecrübeli bir başkan. Ne tecrübeli ya? Alp Yalman. 3000 üzerindeki katılım Yalman'a kazandırır. Ya bir dakika. Ya hocam. Ya Ertem. Ya hocam bir şey söyleyeceğim. Ertem'cim güzel kardeşim. Ben böyle müdahaleler olduğu zaman daha fazla böyle biliyorsunuz. Ya Ertem'cim. Ya, bir şey söyleyeceğim. Ben yorumcularıma saygılıyım. Ertem'cim ben sana bir şey söylüyorum o zaman. Evet. Peki benim altyazım geçsin. 15 dakikadır Ahmet Hoca'nın altyazı. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ne dediniz? Galatasaray'ın yenme şansı yüksektir diye. Kaç mesela skor verin. Galatasaray. Tutuyor hep çünkü ne olmuş. Salla. Söyle bakalım bir skor söyle. Galatasaray 2-1 kazanır diyorum. Galatasaray 2-1 kazanır diyorsun. Tamam, o altyazı silinsin diye. Anca böyle kaldı. Hocam bir dakika. Öbür ben kaldırmam Rasim'ciğim. Hayır dinle. Alp Yalman. Yani bir dakika dur. Rasim bir dakika. Şimdi iflas etmiş bir adam diyorsun. Bilmiyorum iflas ettiğini. Değil. Bir. İkincisi. Hocam iflas etmeyen milyar dolarlık kulüp başkanı var mı? Sana vermeyeyim. Son Sezer ısrarla el salla Sinan Engin'e el salla diye tweet atıyor. Bir şey söyleyeceğim. Bak, İsrail'le el sallatıyor. El sallarız. Şafak'cığım. Hadi neydi? Kolpaçino bomba. Hocam sana bir şey soracağım. Sor. Yani iflas etmiş. Doğru. Bakan o konuda haklısın. Milyar dolarlık adam haklısın. Para vermeden gitti. Hayır. Alp Yalman çok tecrübeli bir başkan. Bir müsaade eder misin? Haklısın. Yanlış bir yerden girdim. Tezinde haklısın. Alp Yalman şu anda... İş yapmıyorsa iflas etmiş veya işlerini kapatmış. İflas değil hocam. İşlerini tasfiye etti. 74 yaşında hocam. Bir dakika. İşlerini tasfiye etse de iflas etse incitmek istemem kendisine özür dilerim. Ama çok kıymetli bir adam. Şu anda Ünal Aysal'la mukayese edilmeyecek bir servet. Buna rağmen yani zengini geldi de ne ve oldu derken haklısın. Hocam listesinde haklısın. De zenginler de var. Ben tanımıyorum işte. Benim tanıdığım zenginler de var. Benim orada çok değerli... Bak tamam. Çok sevdiğim bir kardeşim var o listede. Ben tanımıyorum. Çok iyi bir Galatasaraylı ve ismini vermek istemiyorum. Çok da kalın. Ben bir şey söyleyeyim. Bak, kalın, çok da zengin. İnce ben bilmem. Zengin. Ben para koyar. Para. Koyar. Ben, bana koyar. Göre arkadaşlar. Para da koyar. Bir kardeşim var. Beyler. Yiyecek işi yapıyor. Söylemek hangisi istemiyorum. Hangisi? Yani öyle bir konuştuk ki demin Ünal Aysal ve Duygun Yarsuvat. Sanki ben Alp Yalman'da öyle bir şey yok. Hangisi gelirse gelsin Galatasaray kaybedecek beyler. Evet. Olmaz. Şimdi. Katılmıyorum. Görüşürüz. Bundan iyi olur. Bu yapan hataları sonra yapmaz. Sonra bir yiyeceğim. Yine bak, kalın malı cebinden hataları... para vermeyecekler ki yani. Verirler. Verecek adam. Cesaretli insanlar var orada. Verirler. Hayır ben hocaya katılmıyorum. Her zaman yeni gelen yönetimin bir takım disiplinleri olur. Bir takım önlemler alır. Eski hataları yapmaz. Ya bir dakika, bir dakika. Burada bir operasyon var. Anladın mı? Bak. Burada ben bir psikolojik hard taktikleri uyguladım. Konuşurken nasıl kesin? Bir dakika Sinan abi ne diyecek? Sarı siyah. Bak sarı siyah seçmiş özellikle. Ama da bu da benimki de öyle. Var ya. Benimki de sarı siyah. Benimki de sarı siyah. Bir dakika neye sarı siyah bu? Borussia Dortmund'a psikolojik olarak
Borussia Dortmund'un rengi sarı siyah. Allah seni ya. Ya bu ne bilim adamı ya. Bu tam siyaset. Bak siyaset deyince biz bunları bilmiyoruz. Yani Ertem Dortmund'lu mu şu an? Ya Allah'ım yarabbim. Kayın gözlerinden. Ya kardeşim tesadüf bizde de sarı siyah var ya. Psikolojik olarak. Sinan bu lafı sen mi söyledin? Galatasaray Dortmund'u 2'ye. Hocam senin altyazı gitsin diye gönlümden de bu geçiyor. Bak özellikle sarı siyah gösteriyor. Dortmund yensin istiyor. Galatasaray yensin istiyor. Senin altyazını değiştirebilmem için yazar mısın bunu? Dileğim bu. Ha, çok zor. Dileğim bu. Bence maç 3 ihtimal. 3 ihtimal. 5-4-3 ve 7-0'dan biriyle bitir. Ne? 3-0, 5-0, 7-0. Hakikaten çok ayıp edeceğim. Senin bu akşam Galatasaray'ı doğramam istiyor. İnce ince doğrama gideceğim. Bunu da yazsınlar hocam. Yani bugün sabahleyin bir dakika dur Asif. Bugün yani sen şimdi evden çıkarken bugün şöyle mi karar verdin? Bugün de akşam bir Galatasaray'ı parçaladım. Dün Beşiktaş'ı kestim. Bugün de Galatasaray'ı keseyim mi? Ertem müdahale etsene ya. Hocam ne diyeyim artık ben dağıldım baksana. 3-0, 3-0, 5-0, 7-0. Bu ne demek hocam ya? Arkadaşlar yazmıyorum. Hakikaten bir Galatasaraylısın. Ya şimdi ben de bir şey söyleyeyim ama ya. Bak hoca bir Galatasaraylı. Hayır hayır. Hoca gizli bir Galatasaraylı. Hayda. Ama gizli bir Galatasaraylı olduğu için de. Ya. Ama böyle Galatasaraylı böyle bir söylemde bulunması hocayı ben çok üzülüyorum. Ben çok üzüldüm. Ya ben şeye hayret ediyorum. Burada Ahmet hocayı içinizde en genç ben tanıdım. Değil mi hocam? Daha evet, eski hani evet. Tanırız da birbirimizi. Yani futbol yılları. Futbol yılları ama insan olarak görüşmedik. Değil mi? 3 aydır seninle tanıştık. Evet, doğru. Doğru. Siz yıllardır Ahmet Hoca ile tanışıyorsunuz. O Ahmet Hoca'yı tanımıyor musunuz ya? Ahmet Hoca şunu söylerken Galatasaraylı futbolcu kardeşlerimiz biraz gaza gelsin, motive olsunlar diye. Ertem, Galatasaraylar bundan kızıp biz 5 mi yiyeceğiz diye bir motive olurlar. Ahmet Hoca'nın böyle ters motiveleri var. Ahmet Hoca'nın bu lafları Galatasaray'a yarayabilir motive olarak. Galatasaray'a bardağı iç. Subliminal mesaj denir buna literatürde. Subliminal mesaj. Evladım başka çıkar. Renk vardı da içmediğim ya, ben bir şey söylemek istiyorum. Sarı siyah özellikle seçtiğin. Russell Crowe'un akıl sarı oyunları diye bir akıl oyunları. Hocam bir şey söyleyeceğim. Russell Crowe'un akıl oyunları diye bir film var. Dünyanın en zeki matematikçilerinden birisi. Çok zeki, zekasından dolayı ilerleyen zamanlarda böyle bir takım sıkıntılar yaşıyor. Ben de Rasim'i bugün ona o akıl oyunlarındaki Russell Crowe'a benzetiyorum. Şu içtiğim sudan bile, sarı siyah bardaktan bile beni Borussia Dortmund'lu yaptın ya. Hayır. Yemin ediyorum bak, bu psikolojik sana bir Russell Crowe Rasim diyeceğim. Belki de skor. Sana matematikçi Rasim ozan diyeceğim. Belki de skor Dortmund'un isminde gizli. Hayda. Hocam yeni bir teori daha geliyor senden. Akıl oyunları yapıyoruz ya. Beni bir şizofren düşünün. Tamam mı? Şizofren. Evet hocam. Nostradamus'a soyulmuş bir psikopat düşünün. Uzun yıllar ruh hastalığı olmamış, ruh hastası olmamış, 50 yaşlara gelmiş. Hala ruh hastası, şizofren olduğunu gizliyor. Ama o genetiğinin derinliklerinde 3-5 kadem öncesinden ciddi bir şizofren geni yaşıyor. Bu şizofren geni onu anormal bir hayal dünyası. Eyvah hocam ne diyeceğini biliyorum şimdi. Şimdi böyle içimden düşünüyorum. Dört kötü şeyler mi görüyorum çarşamba gecesi bak. Bir tane siyah görüyorum, siyah adam. Muhtemelen o şey. Aubameyang, Gabonlu. Evet. Tam siyah bir adam görüyorum. Böyle bir tane Ermeni görüyorum. Evet. Ben Ermenileri seven adamımdır. Tabii, tabii. Bunu hakir anlamak, olumlu anlamak. Ama bana göre dünyanın önemli futbolcularından biri. Tamam mı? Kötü bir gece görüyorum. Çimlerin kalktığı, hafif ıslak bir hava görüyorum. Tamam mı kardeşim? Getir logoyu. Neyi? Logoyu mu? Evet. 09. Logoda ne var? Logo gelsin bir ekrana. Aman hocam rakamı 9'dan çıkarma bari. Ne bu? Şimdi Sigma Olomuk maçı var. Akıl oyunları maçı yapıyoruz. Hocam ne yaptın ya? Bir de müsaade et. Müsaade akıl oyunları. 09. 9'un katları. 9'un yukarı katları nedir? 18, 27. 27. Peki. 9'un karekökü nedir? 3. 3. 3'ü 2 ile çarp. Hocam gel git hocam, al. Hocam siyasetçiler. Hocam sen yalçık üçe döndün. Yalçık üçü vardı bir tane diyor. Bak beni şimdi ne diyorum? Lütfen Türkiye. Şu, bu dakikada bana futbol oynama gibi değil. Akıl oyunlarındaki o şizofren ruh hastası matematik hocası gibi düşünün. Hocam beni korkutuyor. Böyle gözlerimi o geceyi görüyorum bakın siyah bir herif görüyorum. Siyah çabuk böyle yandan giriyor böyle çimler kalkıyor ayağından. Atani koşar yerine. Genç görüyorsun. Evet. Tuhaf bir çocuk görüyorum ortada böyle. Kara kuru zayıf. Mkhitaryan. Tamam mı? 3 ile 6 arasında bir gol görüyorum. Ya doktor da uzun adam ya kötü şeyler görüyor. Kötü şeyler görüyorum. Hocam
Bak kötü şeyler görüyorum. 3 vakit mi desem, 5 vakit mi desem? Vallahi bir kısmet gözüküyor. Hocam senle ilk defa iddiaya giriyorum burada. İlk defa girelim. Girin bir ilk defa. Biz de Galatasaray Borussia Dortmund'u yenecek hocam. İlk defa. Peki. Peki o zaman niye sarız ya? İstediğin iddiaya giriyorum hocam. İsmini koyun biz de faydalanalım. Sakallarımı da keselim, saçlarımı da keselim. Saç. Hocam sarız veriyor. Bak bunu. Galatasaray inşallah Dortmund'u yener. Hocam yenemezsin. Ben biliyorum hocam. Ben iddia ediyorum. Ben şu anda samimi buluyorum. Şu anda 5 kişi içerisinde samimi buluyorum. En fazla isteyen kadar Galatasaray'ın Dortmund'u yenmesini istiyorum. En fazla istiyorum. Galatasaray'ın Ozan istiyorum. Milliyet anlamında ülkem adına istiyorum. Türk takımı biliyorum. Adına bir umutlar kendi adıma istiyorum ya. Evet hocam. Tabii Galatasaray ya. Şampiyonlar Ligi'nde giderse benim burada izlenim var da. Tabii. Tabii çarşamba da program yapacağız. Hocaya bir şey oldu ya. Ne oldu ya? Hocaya bir şey oldu biliyor musun? Abi temennilerle. Hayır hocaya bir şey oldu ya. Ne oldu ya? Hocam neyim var, bir şeyim var? Yok hocam, bir şey maşallah. Hiç yoksun hocam. Çok... Bir dakika. Bazen. Erten bir dakika. Bazen aptala malim olur. Ha bir dakika dur bak, ya. Hakikaten kötü bir gün görüyorum. Dava denir hocam. Erten. Bak hakikaten kötü gün. Bir tane siyah görüyorum. Bir dakika dur. Hayır. Böyle kafası şey. Hocam. Tam yuvarlak değil böyle. Hayda. Abuma yak tamam mı? Hocam böyle kıvırcık gibi hocam. Sanki. Bak tipini söyleyeyim sana. Hocam geçmiş olsun hocam. Kan şeyler görüyor. Ya, hocam bir şeyler görüyor. Hoca ya ne oldu hoca ya? Ya bir şeyler görüyor ne? Demin dedi Sinancığım, ki. Gördüğü şeyleri yorumlayalım kardeşim. Bak 5 dakikada 3 tane değişik şey gördü hoca. Bir maçı sonucu ne olur? Maçı sonucu ne olur dedik? 3 ihtimal olur dedik. Ama bunu yapar Rasim. Bir dakika dinle Erten. Hocayı bu hale getiren Rasim oldu. 3, 5, 7 dedi. Döndü öteki taraf işte başladı. Bilmem ne falan filan dedi. Sonra dedi ki ben dedi Türk olarak kazanmasını istiyorum dedi. Şizofrene dedi. Bir şey söyleyeceğim Türk sana. Türk olarak kazanmasını istememden tabii bir şey olamaz. Bulaşıcı değildi ben. Ben de unutmayın beyler. Hocam bulaşıcı değildi mi bize geçmez. Ben Türk'üm. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Hepiniz kadar Türk'üm. Eyvallah. Hepiniz kadar ülkemi severim. Evet, hepiniz tabii. Kadar hatta bazılarınızdan fazla ülkeme hizmet etmişimdir. Değil mi? Tabii. Hocam ben hayır, yani giremez diyorum. Ben devam ediyorum. Değil. Mecbur hizmetimi yapmışım. Askerliğimi yapmışım. Yaşım gelmiş 50'ye. Ülkeme sağlık hizmeti. Başka bir şey söyleyeceğim. Gönül ister ki Galatasaray kazansın ama kötü şeyler görüyorum. Böyle siyah görüyorum. Karanlık bir şey görüyorum. Vallahi hocam, bak çok siyah görüyorum. Hocam, ya bu siyah bir adam da olabilir. Sinan. Bak hocam, şimdi akşam bir üzeri abi. Bir şey söyleyeceğim sana. Ya Sinan günün akşam üzeri hocayla aynı yemeği yedik biz böyle, ama bende tuhaflık yok. Hocada bir tuhaflık böyle var. Böyle tuhaf bir görüyorum. Şey El sokağı kabusundaki herif de benzer. Neydi herifin adı? Ababayan koç. Mikiteryan. Yok yok. El sokağı kabusunda bir herif var. Henry Kruger miydi? Ona benzeyen bir herif görüyorum. Hocam. Vallahi ona benzer. Bak hakem, hakemi görüyorum. Bir dakika dur. Ya bir dakika abi. Bir şey görüyorum. Hocam bize bulaşmasın değil mi? Yok bulaşmaz. Ha? Hocam bir dakika şey bak bu şey. Ancak kan yoluyla veya vücut sıvılarıyla. Ebola. Bir şey söyleyeyim sana. Şimdi Şafak mesaj attı bana. Evet. Hocam ne gördün diyenler hocamı var. Dedi, hocamı dedi bir filmde oynatmak istiyorum dedi. Hocada müthiş dedi bir yetenek gördüm dedi. Şafak onu söyle şimdi. Hocam da büyük bir... Ya Rasim ne yapıyorsun? Ne yapayım bana da geçti. Bana da bulaştı aslında. Hayır bir dakika dur da. Rasim devamlı yapıyorsun. Ne yapıyorsun gece parti? Geçti. Hayır bir dakika dur. Hocam sabahtan beri hapşırıyorsun. Parti mi ediyorsun? Parti mi ediyorsun kardeşim? Ya ne alakası var ya? Bak yine bir şey gördüm. Devamlı hapşırıyorsun. Hocam. Ortalığı yıkar. Sen nasıl kontrolü var? Ben böyle bir şey görmedim abi. O görüntüyü. Alsana onu. Alsana bir ekrana getirsene. Üşüme bir dakika geldi. Durdu. Bir dakika geldi. Hocam geldi. Geldi. Olur bir şey oldu. Geldi. Bir şey oldu. Üşüme geldi. Bak üşüme geldi. Bir dakika geldi. Müşteriyi görüyorum. Müşteriyi. Yazlık gençken yazlığa giderdik. Böyle yazlıkta otururken bir tane kamyonet girerdi siteye. Kamyonet. Dinle. Abi dinletseniz Ertem ya. Hocayı dinleyin, hocayı dinleyin. Abdülkerim. Abdülkerim de var ya yakayı da falan kapatmış. Hani var ya. El sokağı genç dinliyor. Dinleyelim adamı ya. Hocam. Ya ama Ertem. Ertem hoca anlatıyor. Güzel anlatıyor. Sesini hocam anlat sen vallahi, ya. Hakikaten. Yazlık diyor. Bak şimdi iki şey gördüm. Siyah görüyorum siyah bu bir. Bu karanlıkta olabilir siyah bir adam da. Abi mayanka yoruyoruz. Siyah. Evet. Dur yorumluyordum abi ya rüyayı. Bu şey ne Kruger'de herifin adı? Freddy Krueger tipinde bir herif görüyorum. Tamam. Bir herif. Üç.
Muslera'yı kamyon şoförü olarak görüyorum. Birden şeye geldim. Yazlıkta hani kavun, karpuz satan adamlar vardı ya. Böyle arabayla kavuncu geldi. Karpuz atarlar. Evet. Ulan diyorum acaba Muslera filelerden çok top mu alacak? Vallahi görüyorum. Ya da çok mu korkunç alacağım? Ya da öyle bir şey değil görüyorum mudur? Evet, evet. Ha görüyorum. Evet. Buz kestim şu anda. Apa bak tut ellerimi ya. Buz kestim ya. Vallahi oynamıyorum. Bak ey Türkiye oynuyorsam. Şu anda tiyatro yapıyorsam şerefsizim. Hissettim bunu. İnşallah yanılırım. İnşallah 5 yıl kazanırız. Ahmet. Çok kötü çok kötü. Ahmet. Ama 3 ile 6 görüyorum. Ahmet. 3 ters 6. Ahmet. Of. Ahmet hocayı bu saatten itibaren ambulans. Ahmet yönetmen Ahmet ya. Hocayı bu saatten itibaren yayında gösterme. Hocam nereye? Hayır gösterme. Hocam gösterme. Hoca bir hava alacak. Hocam ben sana gösterir. İyi görmedim. Hayır. Hocam, Ahmet ha. Kalktı bakıyor bak. Ertem hocayı iyi görmedim ben. Hocaya ben sana söyleyeyim havale geldi. Abdülkerim abi bağışlarsan bir şey söyleyeceğim. Bak bir hocaya sahip çıkın. Abdülkerim de bir şey söyleyeceğim. Abdülkerim abi çok ablasın. Bak TV'ye bak. Senin buraya geldiğinde söyleyeceğim. Abdülkerim de yakayı da kapatmış. Abdülkerim yani şu Allah'ım. Şu hakikaten hoca gibi şunu bir okusana. Hakikaten bir okuyu falan da kendine gelsin. Hocayı oku. O Sinan abinin o bölümünü alamıyor muyuz arkadaşlar? Baba bir şey söyleyeyim sana. Bana bir hocayı okuma. Bir şey söyleyeyim sana. Ya Sinan abi sen o halini gör bak şimdi. Bir şey söyleyeyim sana. Gözler açıldı. Abdülkerim. Ağır çekim okuyor. Abdülkerim ben sana söyleyeyim. Bana mukayyet et. Değme hocaya bulaşıcı. O delirmiş. Hoca delirdi galiba. Şafak abi yayına bağlasanız. Şafak bir şey. Ne yazmış okuyabilir miyim? Bir dakika Şafak. Rasim müsaaden bekliyor. Şafak gelsin nerede yakın mı? Şafak abi yakın mı? Gelsin nerede yakın mı? Gelsin gelsin. Evet, Hadımköy'deymiş bayağı yakın. Bayağı da yalan evet. Uzakta, uzakta. Ben evet, programda yani. İlk defa kusan adam gördüm. Rasim Ozan yazmış. Hakikaten ama Sinan'ın üstüne kustu. Şafak abi inanılmaz. Ben yani. De gezi olaylarında bağlayın arkadaşlar, bağlanırsa Şafak abi. Şimdi onu söylemeyeyim Ertem. Ya dur yapma sen de ya. Ben de gezinin başında bir Şafak Sezer görsün de ama hayır bir şey söyleyeceğim. Bir pankart kaldırmıştı. Şafak abi o Allah var. O pankartı söylemeyelim şimdi. Bir şey söyleyeceğim Şafak abi Allah var ama ben de neler gördüm. Ben İsrail konsolosluğundaki Şafak abi de gördüm. Sen ilk günden beri dinlenirken Şafak baktı ortam değişti mi? Tayyip Erdoğan istifa. Şafak abi. Tayyip Erdoğan istifa. Şafak abi aslan gibi. Hayır hayır ya Rasim ya dur ya sana ülkesini... da. Ya sana da şaka yapılmıyor. Espri yapılmıyor. Ben espri yapmıyorum. Ne yapıyorsun ya? Espri yaptım ben de. Ertem bir dakika. Evet. Yarın Beşiktaş maçı var. Geleceğiz. Beşiktaş maçına geleceğiz. Ne zaman geleceksin abi? Beşiktaş, sen de Ahmet Hoca'dan sanadan bulaştın. Beşiktaş, ne zaman geleceksin siyah ya? Siyah şeyler görüyorum Sinan abi. Beyaz görüyorum, siyah bugün beyaz bugün çocuklar görüyorum. Yola çıktı. Çocuklar yola çıktı. Belgrad'a yola çıktı otobüsten. Ahmet, yönetmen Ahmet bir psikiyatrist gönderin kardeşim buraya. Siyah görüyorum, yedi. Beyaz görüyorum, Beşiktaş'ı görüyorum şu anda. Beşiktaş'tan sen sarı siyah, Borussia Dortmund diyorsun kardeşim. Şu an deminden beri özel bir sübliminal mesaj bu. Sübliminal mesaj bak. Literatürde var. Rasim Şafak Sezer aslan gibidir. Sen Şafak şusun. Adam oğlu adamdır. 2 Haziran'da da böyleydi. Gel hocam. Onun adamlığından şüphelendim. Rasim ya. Yapma ya. Yapma ya. Kardeşim. Şafak abi aslan gibidir. Evet hocam. Ertem, bitti mi? Rüya bitti mi? Erteme göre herkes aslan. Hadi çocuklar ben biraz konuşmayayım. Siz konuşun. Ben biraz dinleyeyim yapma. Ya. Tamam. Bir şey söyleyeyim sana. Ahmet hocayı gösterme görmesin insanlarda. Ekranda şu an görmesinler çünkü hocanın rengi falan da iyi değil. İyi değilim. Şu an hareketleri falan iyi değil. Onun için... Hakan Atipoğlu diyor ki sevgili Gizem'in eşi Hakan Atipoğlu diyor ki bu geceki derin futbol bu bölümüyle Grammy var. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hocam, Hakan'a ve Gizem'e buradan sevgiler. Bak Hakan'dır hocam. Hocam gibi adamdır. Hocam, evet. Gizem de çok ya düzgün. Kardeşim şaka ben hocayı lazım. Bu akşam bak ben hoca benim çok eski arkadaşım. Hocayı yakın gösterin. Hoca yakın benim 30 senelik arkadaşım. Hayatta dostum yani arkadaşım bir dostumdur. Tabii dostun dostun. Ama ben hocayı bu akşam... Dostan dost sen ne desen tekrar ediyor. Ne desen tekrar ediyor. Hoca benim dostum diyorsun. Ya dostum dostum diyor. Bu ne 20 yıl, 30 yıllık arkadaşım diyorsun. 30 yıllık arkadaşım. Hocam gösterin. Bu arada sen Rasim, getirdin Rasim, hocam. Rasim. Sen getirdin bak, hocam. Bak bu Rasim'in. Rasim'in. Değil ya durumu iyi. Rasim. Bak ben bırak sana söyleyeyim. Bırak kaç tane Rasim dedim bu gece biliyor musun ben? Hocam. 128 tane. 128 tane bu akşam Rasim dedim. Rasim. Hocam durumu iyi değil. Bir dakika bir sıcak bak hakikaten Rasim ya. İnan diyorum ya Rasim. Şuna geldi elleri su solun bırak Rasim. Ya yırtık dondan gibi çıkar gibi değil. Yırtık don gibisin bir sus be Rasim ya. Ya vallahi yoruldum diyaframım yoruldu Rasim. Ya. Rasim. Allah aşkına Ertem bak Rasim. Ertem. İstifa edeceğim ha. Hakikaten istifa ediyorum ha. Sen buradan hiçbir yere gidemezsin hocaya şampiyon. Hocaya bak abi hocaya bak. Hocaya bak. Hocaya bak. Hocaya bak. Gösterme Ahmet. Hocayı gösterme. Göster göster göster. Hocayı göstermesi lazım. Sinan abi Şafak Sezer Ahmet hocam siyah çay içme yazmış sana.
çay içeyim ya. Varsa abi hocam çay, çay. Hocaya hemen çay. Sevgili Deniz'den rica edelim. Spiker arkadaşımızdan, yeni kardeşimizden bir çay rica ediyoruz. Biraz hoca kötü oldu. Deniz getirsin çayı ama. Evet, Deniz'den bir çay rica ediyorum. Lütfen beni izleyen arkadaşlar, yani seyirciler arkadaşlardan özür dilerim. Yani bu gece bir tuhaf oldum. Sen iyi misin hocam? Şov yapmıyorum. Hayır. Vallahi iyi misin? İyi değil ya. İyi değilim. Oğlum bir kere canlı yayında kriz geçirdi. Hakikaten yaşadık onu ya. Beraber şişlet falan gittik. Ciddi ya. Yok yok hocam. Şimdi hocam. Ciddi ya. Arzu Hanım falan gerçek zaman. O değil, o değil. Ya sen ne zaman geçirdin? Beyler. Hatta sen yoktun da o zaman. Ben vardım o gün beraberim. Pasta yemek yedi, kuru fasulye yedi. Şişlet falan. Gaz yaptı tabii canım. Hayır Ömer Çavuşoğlu vardı. Kuru fasulye yedi o gün, gaz yaptı ya. Beraber gittik o şeyle. Şişlet falan hatırlıyor musun? Ben başka kanalda program yapıyordum. Hocanın yemek gittik, buraya yolladım hocayı. Doğru. Sonra bir baktım hoca dedi ki hoca hastaneye kalk. Dedim ki bir şey yok hocada, gaz var. Fazla kuru fasulye dedim ya. Ömer Çavuşoğlu vardı hatırlıyor musun? Ben Türkiye'den özür diliyorum. Ben öyle fal bakma falan merak, fala fazla da inanmam. Yani inanmamazlık yapmam, şunu demek istiyorum. Lütfen son 20 dakika beni bir eski futbol adamı falan diye düşünmeyin. Bir ruh hastası, bir şizofren diye düşünün. Bir şizofrenin belki de o andaki yalpalaması diye düşünün. Hocam. Belki ayla, çekim, dolunay onunla bir alakası olabilir diye düşünün. Ne gördün hocam? Ki, ne görüyorsun? Bütün şeyler gördüm. Söyledim işte. Çarşamba akşamı. Freddy Krueger gibi bir herif. Siyah bir herif. Siyah karanlık gördüm. Mustara'yı da kamyon şoförü gibi gördüm. Gördüm. Gördüm arkadaşlar. Abi, ama lütfen ya. Bu bir spor programında gördüğüm lefler olmaz. Spor programında niyetler. Ya bunu yorumları... maça niye yorumluyorsun hocam? Hayır. Lütfen yok, diyorum. Beni bir spor adam olarak 20 dakika görmeyin. Şafak evladım sen de görme. Beni bir ruh hastası, şizofren görün. Şizofren orta yaşlarını geçmiş. Şizofrenisi depreşmiş. Genetik olarak hareketlenmiş bir psikopat diye düşünün ya. Lütfen beni kale almayın bu gece. Şu son 20 dakikalık bölümü. Herkesten de özür diliyorum. 5-0 dahil mi? 3-6 arası. 3. Hocam ne diyorsun 4, ya? 5, 6. 3 ile 6. Mesela şu şey hiç çok kafama taktı. BVV var ya şu şey. Şu gösterir. Ahmet. Allah Allah. Borussia. Ne bu? BV. Logoyu getir Ahmet. Ahmet Hoca'nın kafasını yiyorum. Legosunda bir 0-9'u hiç sevmiyorum. Mesela 0-9'a baktığımız üşüyorum. Hocam sevmedim 0-9'da 9-0 mu olacak? Hayır yapma. Efendim. Gel Deniz gel. Gel. Yani Deniz gel. Getir Deniz gel. Gel gel girebilirsin gel. Güzel kızımız. Evet Deniz verebilirsin. Ver kızım. Ver evladım. Hocama bir çay verin. Şeker attın mı kızım? Şeker bulamadım. Oğlum diyorum. Kapandığı için ama bir... Kızım olmaz, şekersiz içemem. Şekerim düşmüş zaten, tamam. Kendimi kötü hissediyorum. Bol şeker at bol içine. Bol şeker at, bol şeker at Deniz. İçine biraz da şey at içine. Başka ne? Hayır hayır. Hatmi çiçeği. Hayır hayır, içine ne atsın biliyor musun bir de? Söylemeyeyim onu. Abdülkerim abi niye öyle garip bağırıyorsun? Abdülkerim abi yanıyorum. Herkesten özür dilerim, beni bağışlayın. Yani hoşlanmadı. Bu 20 dakika iyi hissetmedim kendimi. Ben, konuşuyorum ama ne konuşsun ben de hatırlamıyorum. İnsanlar ne tweetler atıyorlar biliyor musunuz? Yani gerçekten böyle bir şey var mı? Biz de bir tuhaf olmaya başladık. Hayır. Onun için Ahmet'e diyorum ki göstermeyin diyorum abi. Etkilenebilir insanlar ya. İnsanlar... Belki gençlik yıllarımda, belki orta yaşlarda yaşadığım belki travmaların tezahürü de olabilir bu gece. Kolay değil. Ben zor bir hayat yaşadım. Sizler gibi kolay yaşamadım. Rasim gibi 28-30 yaşında milyonlara konup dünya çapında şöhrete sahip olmadım. Başıma vurulmalar geçti, kazalar geçti, ameliyatlar geçti falan filan. Ama bu gece gördüm kardeşim. Her zaman görmüyorum. Bunu bir kere yıllar önce Fenerbahçe'nin Denizli'de şampiyonluğu kaybedeceğini gördüm. Onu görmüştür ama hakikaten. 1-1 olarak gördüm skoru. Ümit Özat'ı gördüm. Bak Allah selamet versin. Şu anda da Erenizli'de çok başarılı. Ümit Özat o zaman takım kaptanı. Ümit Özat iri yarı bir adamdır biliyor musun? 1.88 falan. Kafası da büyüktür falan. Tamam mı? O 1-1'den sonra Ümit Özat'ın o boş bakışlarını gör. 1-1 demiştim. Bazen geliyor kardeşim bana. İnşallah yanılırım. İnşallah Galatasaray kazansın. Gönlüm çok istiyor Galatasaray. Ya. Çünkü başka türlü tutunamaz hocam, Galatasaray. Hocam bir şeyler görmen sorun değil. Da ellerim buz gibi oldu. Evet, korktum ben ya. Ya siz niye uzaklaştınız bir anda böyle? Ya söyleyeyim. Ne bileyim hocaya bir şey olacak diye. Sana ya. Yani. Ha bırakın şu anda gündemden değilim. Ya. Ben tekrar söylüyorum. İlk defa 15 yılında hayatımda ilk defa yaptım ve herkesten özür diliyorum. Lütfen beni bir eski futbol adamı veya futbol adamı olarak düşünmeyin. Beni şizofren olarak düşünün bu akşam. Şu son 20 dakikada lütfen. Lütfen ben böyle şeyleri ya sevmem. Hoca, yani. Bak şu an diyorum o ihtimal var hocada. Hakikaten doğru söylüyor hoca yani. Ben baktım hocaya tuhaf. 5 dakika içinde 3 tane yorum seni bir nefes aldıracağım. Bir VTR'miz var. Bir gelsin. Koyun da bir reklam kalsın. İzleyelim. Hayır reklam değil. Beraber izlememiz lazım. Dikkatli bir şekilde. Sesimiz kalsın. Aman VTR vardı. Dikkat edelim. Bir izleyelim. Az önceki hapşırma anı. Az önceki hapşırma anı bir ekrana gelecek şimdi. Ağır çekim de rica edeceğim Ahmet. Ağır çekim futbol mu? Sinan futbol Engin mu? Konuşurken bakın. Bak. Evet. Hocam dedim ki yıldan yapmak istiyorum. Hocam müthiş bir yetenek gördüm dedi. Ya bunu söyle.
Maxim ne? Maxim ne? Sinan abi yüzünü gördün mü? Bir daha ya, bir daha. Bak bana. Hocam ne gördüm diye. Hocama dedi, hocama dedi bir film anlatmak istiyorum dedi. Hocada müthiş dedi bir yetenek gördüm dedi. Ya bak onu söyle şunu. Hocam da büyük bir... Ya Rasim ne abi? Sevgili seyirciler, bu akşam 15-16 kere falan gel, Deniz gel canım. Oğlum sen parkta mı yatıyorsun? Evde yatmıyorsun. Gel abiciğim, gel. Gel Deniz. Ben buna beddua ettim. Gel abiciğim. Hocam şekerle geldi Deniz. Ya Sinan abim. Ne yaptın, ne kadar şeker getirdin? Akide şekerlemedim ki. Akide şeker de getirdim. Akide şeker de geldi. Hocam şeker. Hocam kızımız bu konuda sağ olsun. Şunları koy kızım evladım. Koy 2-3 tane koy. Of valla gözümden yaş geldi kardeşim. Atat hepsini at. Hepsini at. Hocanın şeker. Bir de böyle şeker komasına giriyorsun adam ya. Bak bak hoca bir şey yapıyor yine bak. Hoca yine bir şey yapıyor. İki mesaj mıydı hocam? İki yok şeker. İki tane şeker. Okey toparlasın azıcık. Sağ ol kızım. Al o evladım akide şekerlerini. Deniz'i de çok yakın bir zamanda Beyaz TV ekranlarında bu stüdyoda görecek sevgili izleyicilerimiz. servisimizin Abdülkerim kardeşimiz. Abdülkerim haline bakalım. Tabii elini yapıyor yap şöyle yap. Hoca Almanca konuşmaya başladı. Sinan abi. Hoca Almanca konuşmaya başladı farkında değilsin. Abdülkerim de cami imamı gibi baksana. Cami imamı gibi. Abi ne var cami imamı? Aslanlar gibi cami imamlarını. Ben cami imamı. Ne var bir şey? Ya Ertem saat 2'ye çeyrek var hala 5 taşı konuşacak. Ya konuşacağız da Sinan. Ya yapma. Yarim abi beşteş var abi. Şu hamşırığı tekrar istiyorlar. Hakikaten. Evet vallahi bak tekrar istiyorlar. O Ahmet Hoca Almanca falan konuşmaya başladı. Almanca konuşmaya başladı. Hocam bir konuşur musun? Balspiel Verein Borussia. Hayda. Ne demek biliyor musun bu? Balspiel Verein Borussia. Balspiel Verein Borussia. Oyna. Almanca bilen yok. Balspiel demek top oyunu. Oyna. Futbol. Evet. Verein kulüp Borussia Borussia. BVB yani oradan geliyor. Ahmet göster şeyi bak bak Balspiel Verein Borussia hocam 09-09-09 Borussia Borussia futbol kulübü futbol kulübü Balspiel Verein Borussia 09-09 1909'da kuruldu herhalde değil mi? 1909. Peki. Hocam ya, şimdi o ya diyor hocam dedim ya dedi. Evet şimdi ne yapıyoruz? Ne? Hapşırı izleyelim. Ertem ben... Hapşırı izleyelim Sinan abi. Dur nefes al beni olur hapşırı izleyelim. Yoruluyoruz biliyor musun? Gelsin de ekrana. Evet. Tam ekran ver tam ekran. Tam ekran gelecek şimdi bekle dur. Hocam ne gördün diye. Hocama dedi, hocama dedi bir filmde oynatmak istiyorum dedi. Hocada müthiş dedi bir yetenek gördüm dedi. Ya bak onu söyle şunu. Söyle şunu. Söyle şunu. Hocam da büyük bir... Ya Rasim ne abi? Ya Rasim ne abi? Ya Rasim ne abi? Ne yapayım bana da geçti. Bana da bulaştı aslında. Hayır bir dakika dur da. Rasim devamlı ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun gece parti? Geçti geçti. Hayır bir dakika dur. Hocam. Evet sevgili seyirciler Partizan. Beşiktaşlı evet, dostlarımız abi. Partizan'a evet, gidecekler Beşiktaşlı. Çıktılar, sabah çıktılar yola. Erken olmadı mı ya? Gittiler. Çok erken değil mi? Erkenden fethetmeye gittiler çocuklar. İnşallah oraya. Aslanlar gibi kara kartallar. Belgrad'a fethetmeye gittiler. Hani gelmeyin demişler ya. Ha. Bilhassa fazla gidiyorlar biliyor musun? Çok özür dilerim. Hakemle hocam. İlgili hakemi söyleyecektik. Sen, hoca sakın maçındaki hakemi söyleyecektik. Hoca sakın ha. Hoca sakın hocam. Partizan'la ilgili falan yoruma falan yok, yapmasın yok. Bir şey görmesin hoca. Hocam hakemle ilgili size zahmet. Bugünkü hakemle ilgili daha doğrusu Borussia Dortmund maçının Galatasaray Borussia Dortmund. O bir İspanyol. Çalışmıyor artık. O bir İspanyol. Evet. Aşağı yukarı 3-4 yıldır uluslararası listede. Antonio Miguel Lajos. Değişik bir tip. Alnı açık. İyi bir hakem. Çok başarılı maçlarını seyrettim İspanya'da. Bu Real Madrid Barcelona'nın. İnşallah ayağı uğurlu gelir. Mourinho'nun hiç sevmediği bir hakem hocam. Ya olabilir. Herkes sevmez. Yani kim herkes sevecek diye. Ama ben bunun maçlarını seyrettim. İyi hakem. Boylu boslu bir çocuk. Rasim bak hakem ne giymiş. Borussia Dortmund forması ya giymiş gördün mü? Hatta oğlum. Bizim KC'ler bile sarı siyah. Bak biz hepimiz Borussia Dortmund'u aldık. Sübliminal mesajın not edildi. Bir şey söyleyeceğim hakeme bak Borussia Dortmund'lu. Ne bekliyorsunuz sıkıntı olabilir mi? Yok.
Olmaz mı? Ya benim kahve bardağımı sarı siyah yaptın, hakemin üstündeki sarı siyah. Kahve bardağın kasıtlı sarı siyah. Hocam bitti mi? Yani neye dikkat etmesi lazım Galatasaraylı futbolcuların? Bir Avrupa takımı için en büyük dezavantaj kendi evinde 3 ülkenin hakemiyle oynamaktır. En büyük dezavantaj. İspanyol, Alman ve İtalyan. Çünkü bunlar kendi ülkelerini yönettikleri şey maçlarında, lig maçlarında çok büyük baskı altında kalmaya alıştıkları. Mesela düşün, bu Real Madrid Elche maçı yönetiyor. Evet. 65 bin kişi önünde Bernabeu'da. Çatır çatır çalıyor. Hocam çok değişik kısa bir şey söyleyeceğim mahkemeyle ilgili. Bugün beni Adana Demirspor Başkanı arkadaşım aradı, beni Selahattin. Evet, cinayeti gördüm. İki Adana takımı arasında hakem cinayetini gördüm. Adana Spor Başkanı da arkadaşımız. O da arkadaşımız. O da kardeşimiz hepsi. Bilmiyorum, hakem olarak sen yani baktım ben. Kötü yani, kötü. Hakemlerimiz kötü. Kötü. Kötü bir maç yönetmiş. Yani aynı şey Adana Spor'unda ileride lehin olma ama aşağıda PTT Ligi'ndeki hakemleri falan biraz merak dikkat etsin. Yani bariz bir penaltısı diyor, dışarıdan çevrildi diyor falan dedi. Yani yarın bu Adana Spor'un veya şeyin takım olarak bakmayalım ama Adana Demirspor'un biraz canını yakmışlar. Evet. Evet, elimizde görüntü olmadığı için Adana Sporlu ve Adana Demirsporlu dostlarımızı, kardeşlerimizi kırmayalım. Elimizde görüntü olmadığı için, yayıncı kuruluşu olmadığımız için ve maçı izlediğimiz için bu konuda izlemediğimiz yarın, için bu konuda yorum yapamıyoruz. Ama yarın Adana Spor'un da aleyhine, aynısını Adana Spor'un aleyhine olsa aynısını söyleriz. Onun için çok kötü bir maç yönetmiş. Yarın bu Adana Spor'un da başına gelirse burada dile getiririz. Veya herhangi bir takımın da diline gelirse ama kötü bir yönetmiş ve çok canı yanmış. Benim de zaten hani sadece bir çizgiye baktım. Gördüğüm kadarıyla dışarıdan çok net bir görüntü. Hakemlerin biraz daha dikkat etmesi lazım. Adana Demirspor'un canı yanmış gözüküyor. Sevgili seyirciler, evet. Partizan stat görüntüsünü rica edeceğim. Sevgili yönetmenim Ahmet'ten rica edeceğim. Ve sonrasında Hindistan Ligi'nde çok tatsız bir olay yaşandı. Daha bir hafta oldu lig başlayalı. Bir ölüm gerçekleşti. Maç sırasında onu ekranlarınıza getireceğiz ama Partizan'ın stat görüntüsü ekrana gelsin. Partizan Kızıl Yıldız maçından da bahsetmek istiyoruz. Maçın yarıda kaldığı, istenmeyen olayların yaşandığı. Beşiktaş bu statta oynayacak. Bakın çok ateşli bir seyircisi var. Tam bu ateş altında kalan taraftarlar ekrandayken geliyor. Onların da koreografileri var. Müthiş bir baskı yapıyorlar. Hani onlar için söylenecek çok şey yok. Çünkü bu statta tansiyon bir hayli yüksek. Beşiktaşlı futbolcuların çok dikkat etmesi lazım. Aman propagandaya gelmeyelim. Aman Beşiktaşlı taraftarlar dikkat. Çok dikkat etmek lazım ama Kartal bu statta yükselecek, uçacak, kanatlarını çırparak İstanbul'a galibiyetle gelecek diye düşünüyoruz inşallah. Ben sana bir şey söyleyeyim. Evet, taraftar çılgın. Sahada, futbol sahada oynanıyor. Beşiktaş zaten Partizan'dan daha iyi bir takım. %100. Yani iyi oynarsa kazanır. Kazanır. Taraftar bizim Beşiktaş taraftarı. Bizim çocukların bir öyle bir şeylerden falan korkmaz. Deli deli görünce çomağı saklar derler ya. Onun için fark etmez. Ha inşallah. Tabii onlar daha kalabalık. İnşallah orada olaylar olmaz. Yani güvenlik tedbirleri olur ama bu maça giden ve bu sahneleri gören, görüp de giden Beşiktaş taraftarların hepsini de tebrik ediyorum, kutluyorum. Çocukların yolları açık olsun. Sağlıkla gitsinler. Sağlıkla. Giden kardeşlerimiz var. Gidiyoruz diye mesela bana mesaj atanlar var. Onun için hepsini yürekten tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah Beşiktaş oradan iyi bir maç skorla döner. Bir ses aç. Gelir. Sinan abi konuşurken. Evet. Bir sesi açalım. Bu VTR mi arkadaşlar? Tamam. Gerçekten çok ateşli bir taraftarın olduğunu söyleyelim. Partizan, Sırbistan emniyet güçleri bu maçta çok artı daha fazla güvenlik güçlerini arttıracak, güvenlik sayısını arttıracak. Beşiktaş yönetiminin bu konuda mutlaka bir girişiminin olduğunu biliyoruz. Rasim Ozan Kütahyalı'da maç öncesinde bugün bu konuda bilgiler aldı. Evet. Dışişleri Bakanlığı da bu konuda gerekeni yapacak. Sevgili seyirciler, bir sıkıntı yok. 36 numara bu mu arkadaşlar, 36 numaramız? Bir Kosova bayrağı gördük orada. Evet, Kızıl Yıldız karşılaşması. Partizan Kızıl Yıldız maçından görüntüler ekrana geliyor. Tıklım tıklım tribünler. Gerçekten hani Beşiktaş efendim, evet, Partizan Kızıl Yıldız maçında olaylar meydana geldi. Bunu da belirtelim. Ekranda görüntüler sevgili seyirciler. Partizan Kızıl Yıldız karşılaşmasındaki olaylarında bir hayli etkili olduğunu, Avrupa basınında da ses getirdiğini belirtelim. Beşiktaş kulübüne, Beşiktaş'ımıza yürekten başarılar diliyoruz ve
maçın hakemiyle ilgili Paolo Silvio Mazzoleni ile ilgili Ahmet Hoca'ya döneceğim. İtalyan. Evet. Ama İtalya'nın en iyilerinden biri değil. Yani en tepedekilerinden biri değil. Normal. Ekranda. Ben Beşiktaş maçının fazla sıkıntılı geçeceğini düşünmüyorum. Sağ içinde de sağ dışında da. Bir şey görmüyor musun? Onunla ilgili bir şey görmüyor. Yok görmüyor. Hırgür anlamında mı? He. Yok. Öpüşer ayrıldılar. Abi en güzeli Sinan söyledi. Deli deliyi görünce çobanı saklamış. Ya benim bildiğim. Yani partizan payı baba. Bizim çocuklar da alışık ya. Evet. Allah korusun. Evet. Beşiktaş'a yürekten başarılar diyoruz. Olcay Beşiktaş televizyonu. 64 doğumlu olamaz bu çocuk. Yok 64 değil o yanlış zaten. 74. 74. 64 doğumlu. Olamaz. Yanlış olmuş o. Hocam 60... bir tweet mi attınız siz şu an? Mesaj geldi. Ne tweeti? Bir tweet şey mi? Tuhaf ama. Yok. Çok tuhaf şeyler. Onu ben belki bir yıl önce atmıştım. Bir buçuk yıl önce atmıştım. Oluyor rüyamda. Hayır ben tweet atmadım. Bir yolunda şimdi bana. Ne tweeti ya? Ne bileyim hocam şimdi bir ayağımı atamıyorum. Ne tweet tuhaf atacağım? Ama çok tuhaf şeyler oluyor rüyamda. Birbirini kucaklayan sarışın Orta Avrupalı futbolcular var. Volkan onlara kar top atıyor. Bu iki sene önce. Şimdi 60'lar. İki sene önce aynı böyle olmuştunuz. Ya ne bileyim bir şey hatırlamıyorum evet. Ya. Şimdi bana soru da sormayın fazla ya. Snyder biliyorsunuz dün artık iki gün önce diyelim. Geldi Amsterdam'a mi? Gitmişti. Bugün geldi akşam antrenmanına çıktı. Çünkü sabah bunu da belirtelim. Sabahleyin bir tapu dairesinde işi vardı ev almış Hollanda'dan. Öyle mi? Ev almış Hollanda'dan tapuya gitti. Peki. Tamam. Hocam İnşallah. İyi misiniz? Galatasaray başarılı. Çayı geldi mi? İyi. Yine devam ediyor mu hocam? İyiyim. Tam ne gördün hocam? Bir daha son istersen tamam, kapatırken. Ne gördüğünü tam bir söyle de. Manas yok. Hadi. Bitti mi? Erken bitti. Hocam biraz rahatsız. Abdülkerim hocam. Yani. Bugün... İlk defa hocayı böyle gördüm. Ben görüyorum bak, ya. 10 senede bir görüyorum böyle. Aa. 10 senede bir oluyor böyle. İyisin değil mi? Yok geçen 10 sene. Ertem hadi bitirelim bari. Hoca valla zor duruyor. Adam. Almanya'dan sevgili hastaneye kardeşimiz Serdar Topçu kardeşim. Almanya'dan bağlantılarımız konusunda sürekli bize yardımcı olan Serdar Topçu. O da arkadaşlarıyla bizi izliyormuş. Babası da vefat etmişti. Allah bir kez daha rahmet eylesin. Ailesine çok selamlarımı iletiyorum buradan kendisine de. Almanya'ya bütün dostlara buradan kucak dolusu sevgiler. Türkiye dışındaki bütün dostlara. Rasim Ozan Kütahyalı'ya teşekkür ediyorum. Sinan Engin'e teşekkür ediyorum Sinan Hocam'a. Hocam iyi misiniz siz? Hapşırıktan sonra. Yani inşallah Rasim'den bir grip mirip falan bir şey olmazsa, öze geçmezse iyiyiz. Ebola kapmaz. Önemli değil. Şimdi ben hocayı hastaneye getireceğim. Evet. Abdülkerim Hocam teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, cumartesi gününden bu yana çok yoğun bir tempo içindeydik. Biz sadece bir gün ara istiyoruz sizden. Neden? Çarşamba akşamı zorlu bir gece bekliyor. Bütün Türkiye'yi çarşamba akşamı Borussia Dortmund maçı var. Türk Telekom Arena'da Galatasaray Borussia Dortmund maçı bitecek. Son düdükle birlikte bizler bu stüdyoda Abdülkerim Durmaz, Rasim Ozan Kütahyalı, Ahmet Çakar ve Sinan Engin'le karşınızda olacağız. İnşallah Galatasaray'ın zaferini buradan anlatacağız, yorumlayacağız. Galatasaray'ın Borussia Dortmund'la oynayacağı bu karşılaşmanın geniş özeti de maç önü ve maç sonu röportajlarıyla birlikte efsane kadromuzda yine Beyaz TV ekranlarında Beyaz Futbol Şampiyonlar Gözel programında olacak. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çarşamba akşamı bir gün sonra tekrar birlikte olacağız. 23.30'da hoşçakalınız.